Stargate artı 40 futbolu sunar. İyi akşamlar. Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu'nun hazırlayıp sunduğu Artı 40 Futbol'a hoş geldiniz efendim. Rahatsızlığım nedeniyle arayıp soran herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum Sayın Ali Şahin'e dönmeden önce. Büyük bir camianın parçası olmanın gururunu yaşadım efendim. Sağ olun, var olun. Ali abicim iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Seni aramızda görmekten çok mutluyuz. Evet, başkanla beraber benim yokluğumu aratmadınız. Çok profesyonelce harika program yaptınız. Ya tebrik ediyorum sizi. Yapmaya çalıştık diyelim daha doğrusu. Evet. Çünkü bu programı en güzel sunan kişi sizsiniz. Biz de sizinle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Yok, çok profesyonel. Elimizden geldiği kadar bir şey yapmaya çalıştık. Yok, harikaydınız. Çok. Ama şunu söyledim en baştan. Bütün seyircilerimizden ve futbol ailemize ve MF ailesinden bir hatamız olursa önce affedin diye öyle başlamıştık programımıza. Ama olmadı. Gayet iyiydi. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Peki Ali abi, hemen programa geçmeden önce bir şey sormak istiyorum. Merak ediyorum. Sunuculuk mu zor, yorumculuk mu zor? Ya şimdi şöyle cevap vermek lazım. Tabii size gibi profesyonel birine bunu sormak ne kadar yok, doğru hayır, değil. Şöyle, ben şöyle değerlendiriyorum. Şimdi ikisini de birini tabii kısmen yapmaya çalıştım. Ama diğer yorumculuk yapmak bence çok daha kolay. Çünkü önceden hazırlanıyorsunuz. Çünkü canlı yayın yapıyoruz programı biliyorsunuz. Puan durumlarını, takımların durumlarını vesairesi, maç sonuçlarını çok önceden biliyorsunuz. Burada yorum yapmak daha kolay. Çünkü takımlarımızı da tanıyoruz. Ama canlı yayında hakikaten sunuculuk yapmak daha zor. Çünkü bu arada spontane gelişen şeyler içerisinde de olmak zorundasınız. Ben sizi bu konuda gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Çok da güzel program sunuyorsunuz. Tekrar sizinle birlikte olmaktan da mutluyuz. Evet, Sayın Kenan Gürsü'ye size de çok teşekkür ediyorum. Kenan Gürsü de her gün, Allah razı olsun, her gün arada bir ihtiyacım var mı, bir eksim var mı? Sizi de öyle çok teşekkür ediyorum. Bu arada Ege Bölgesi muhabiri Seyfi Gül ve eşi Şendur Hanım da hastaneden çıktılar. Onlara da geçmiş olsun dileklerimi. Valla çok sevindik çünkü bize çok büyük destekleri var. Evet. Ya özellikle basın konusunda çok büyük emekleri var. İyi, çok sevindirici bir haber. Evet. Hem onlar açısından hem bizim açımızdan. Çünkü hem gerçek bir dostumuz hem de bize çok büyük destek veren insanlardan bir tanesi. Ali abicim, şu kısaca programın özetine bugün şöyle söyleyeyim. Narieks Engin Karahisar sezonundaki maçları değerlendireceğiz. Puan durumunu değerlendireceğiz. Röportajlarımız olacak. Telefon bağlantılarımız olacak. Efsaneler köşemizin hüzünlü bir hikayesi olan Hatay'ın efsane futbolcusu rahmetli Hasan Ozan Soy'dan bugün konuğumuz olacak. Allah rahmet eylesin. Şu anda Ali abicim çok müjdeli bir haber aldık bugün gün içerisinde. İlk önce onunla isterseniz başlayalım. Tabii ki. Sayın yönetmenimden Duru Bebeğin VTR'sini rica edelim. Sonra da üzerine konuşuruz Ali abicim. Ben Özlem Meriç, iki çocuk annesiyim. İlk çocuğum Duru, SMA tip bir hastası, 5 yaşında. Daha bir damla bebekken, kucağımızdayken Duru'nun hareketleri yavaşladı ve hastaneye kaldırıldığında çocuğunuza bağlanmayın, çocuğunuz SMA hastası, 1,5-2 yaşına kadar ancak yaşayabilir dediler. Tabii hastane duvarları o zaman üstümüze yıkıldı. Ben acımdan başımı hastane duvarlarına vurduğumu hatırlıyorum defalarca. Ben kızımın gözlerinin içine bakıyorum. Ona bir söz verdim. Onu ayakta görmek istiyorum. En büyük hayalim bu. O da yaşıtları gibi parklarda koşup oynayabilsin. Kardeşinin elinden tutup beraber koşup oynayabilsinler istiyorum. Merhaba, ismim Özgün. Duru'nun babasıyım. Duru'nun bana baba demesini isterdim. Ben yaklaşık 5-5,5 senedir Duru'dan ne yazık ki baba veya anne kelimesini hiç duymadım. Yani bir baba lafı için biz İzmir, Bornova'da yaşıyoruz. İzmir'i ikiye bölebilirdim. Yani belki biraz kaba tabir olacak ama çok büyük bir hazine bizler açısından. Bir umut var, bir ışık var. Tutunabileceğimiz bir dal var. %95'lik bir iyileşme var. Duru'nun sessiz bir çığlığı var şu anda. Amacımız bu sessiz çığlığı daha fazla kitlelere yayabilmek. Ben buradan bizi izleyen herkese seslenmek istiyorum. Duru'ya ses nefes olun. Duru'nun elini bırakmayın. Çünkü Duru mucize bir çocuk. Herkesi Duru'ya ses nefes olmaya davet ediyoruz.
Evet, biz bu VTR'yi hazırlamadan önce Duru bebeğin oranı %92 idi. Müjdeli haberi aldık, %100 oldu. Duru bebek tedavisine kavuştu. TMFL ailesi sosyal projelerle artık adını özleştirdi. Evet Ali abicim, neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii daha önce bununla ilgili çok video izlememize rağmen bütün samimiyetimle söylüyorum. Şimdi izlerken bile siz de fark etmişsiniz belki, gözlerim doldu. Gerçek bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü bir annenin çaresizliğini izlemek çok farklı. O çocukla olan ilişkisini anlatmak çok farklı. Bir babanın yani çaresiz bir şekilde anlatması, sadece ses olmamızı isteyen bir baba, bir aile gördük. Ama şundan da gurur duyduk. Sevindirici, bu kadar gözyaşımız, üzülmemize rağmen Türkiye Masallar Veteranlar Futbol Federasyonu biliyorsunuz sosyal sorumluluk projeleri en ön planda tuttuğu şeylerden bir tanesi. Çünkü biz sadece futbol oynatmıyoruz ki en çok gururlandığımız şey de bu. Sosyal sorumluluk projelerinde hakikaten yani cürbümüze göre diyelim de daha fazla iş yapıyoruz. O da bizi çok mutlu ediyor. Tabii en sevindirici haber şu anda %100 denen rakamı görmemiz oldu. Yani Alparslan Bebek'te bunu başarmıştık. Çok da güzel bir kampanya oluşturmuştuk. Emeği geçenlere hakikaten canı gönülden teşekkür ediyorum. Duru Bebek'in de tekrar %100'ünü tamamlaması ayrı bir sevinç meselesi oldu bizim için. Bugün de belki beni en çok sevindiren, bugün yüzümüzü güldüren haberlerin en güzeli buydu. Evet, şimdi bir de sırada Zehra bebeğimiz var. Daha sonra ilerleyen dakikalarda onunla ilgili görüntüleri de yayınlayacağız Ali abicim. Evet, vakit kaybetmeden puan durumlarına geçelim. Marmara Beyaz grubu yönetmenimden rica edelim. Hafta maç sonuçları. Kadens Masterlar 1, Taş Delen Veteranlar 2, Kars İstanbul Veteranlar 5, Şile Veteranlar 1, Köy Hizmetleri Masterlar 8, Power Masterlar 2, Selimiye Masterlar 1, Dudullu Masterlar 4, Ümraniye Masterlar 3, Polimex Dudullu Masterlar 3, Üsküdar Masterlar 2, Çekmeköy Masterlar 4. Puan durumu. Çekmeköy Masterlar 16 puanla lider durumda. İkinci sıradaki Kars İstanbul Veteranların puanı 14. Üçüncü sıradaki Dudullu Spor Masterlar 11 puandayken, dördüncü sıradaki Taş Delen Veteranlarsa 10 puana sahip. Beşinci sıra Ümraniye Masterlar 9 puan. Altıncı sıradaki Polimex Dudullu Veteranlar ve yedinci sıradaki Üsküdar Masterlar'ın ise puanı 7. Kadens Masterlar 8. sırada, puanı 5. Köy Hizmetleri Masterlar puanı 4 ve 9. sırada. Şile Veteranlar yine aynı puanla, Power Masterlar da yine aynı puanla 10. ve 11. sırayı paylaşıyor. Son sıradaki Selimiye Masterlar'ın ise puanı 3. Marmara Beyaz 7. hafta maç programı. Şile Veteranlar, Power Masterlar, Çekmeköy Masterlar, Kars İstanbul Veteranlar, Dudullu Spor Masterlar, Üsküdar Masterlar, Polimex Dudullu Spor, Selimiye Masterlar, Taş Delen Veteranlar, Ümraniye Masterlar, Kadens Masterlar, Köy Hizmetleri Masterlar, Gol Krallığı, İsmail Kurtuluş, Çekmeköy Masterlar 7 gol, Ahmet Çalışır, Üsküdar Masterlar 7 gol, Ferhat Bıçakçı, Dudullu Masterlar 7 gol, Süleyman Özdemir, Kars İstanbul Veteranlar 7 gol, Cenk Değerli, Köy Hizmetleri 5 gol. Evet, Marmara Beyaz gruptan bir görüntümüz var. Çekmeköy Üsküdar Masterlar maçından. O görüntüleri de izledikten sonra üzerine tekrar konuşalım efendim. Evet, bu güzel görüntülerden sonra değerlendirelim grubu Ali abicim, buyurun. Şöyle, şimdi Çekmeköy ve Kars İstanbul Masterların şu anda puan durumları birbirine çok yakın. İkisinde mağlubiyeti yok. O grupta mağlubiyeti olmayan tek takım Çekmeköy Masterlar da Kars İstanbul Masterlar. Ne mağlup devam ediyorlar ama bu arada hiç maç kazanmamış olan bir takımımız da var. Son sırada bulunan Selimiye Masterlar da 3 puanı var. 3 tane beraberliği var. Hiç galibiyeti yok. Gol krallığından da bunu
puan durumunu biraz karşılaştırabiliriz. Gördüğünüz gibi yani bugün Dudullu Masırlar'dan Ferhat Bıçakçı, Karşı İstanbul'dan evet. Süleyman Özdemir, Çekmeköy'den İsmail Kurtuluş ve Üsküdar Masırlar'dan Ahmet Çalışır. Baktığın zaman puan durumuna direkt etkileyecek skorlar görüyoruz burada. Ama enteresan bir şey var burada. Üsküdar Masırlar'daki Ahmet Çalışır 7 gol atmasına rağmen 3 maç oynamış. Yani 3 evet, maç başına ortalamaya, baktığımız zaman... Yani bugün Çekmeköy Masırlar ve Kars İstanbul veteranların atmış olduğu gol sayısına baktığımız zaman fazla ama orada gol sayısı futbolcular arasında paylaşılmış gibi gözüküyor. Fakat Üsküdar Masırlar'dan Ahmet Çalışır'ın 3 maçta 7 golü bence çok başarılı. Yani 6 maç oynayıp 7 gol atan futbolcu Ferhat Bıçakçı ve Süleyman Özdemir. Fakat Üsküdar Masırlar'dan Ahmet Çalışır'da 3 maçta 7 gol. Bence çok çok iyi. Evet, Ferhat Bıçakçı ve İsmail Kurtuluş ikisi de çok tecrübeli evet. futbolcu. İkisi de milli karma oyuncusu geçmişte. Şimdi Ali abi önümüzdeki haftada çok enteresan maç var burada. Derbi pardon, maçı çok, diyeceğim. Şimdi çok özür dilerim. Bu Dudullu Masırlar ve Taşlanan veteranların da puanları yani birer maç farklı sonuçlarla olsa hepsi evet. zirveye ortak olarak gidebilir diye düşünüyorum. Evet. Çekmeköy Masterlar'la Kars İstanbul Veteranlar birinci ile ikinci biliyorsunuz. Önümüzdeki hafta ikisinin maçı var. Çekmeköy Masterlar 16 puanla ligin liderini değiştirecek bir maç olabilir bu. Zorlu bir maç olacak. İki takıma da başarılar dilerim. Bu maç hakkında neler dersiniz? Beraber biterse şöyle bir şey çıkar. Henüz iki tane takımımız mağlubiyetle tanışmamış olur. Evet. Bu bir artı tarafı. Ama her ikisinden birisi... Özellikle Kars İstanbul kazanırsa lider değişir. Çekmeköy ikinci duruma düşer ama puan arada bir puan farkı der. Evet. Ben bu maçın yani büyük ihtimalle berabere bitebileceğini düşünüyorum. Her iki takımımız da ligimize çok ciddi şekilde renk veriyorlar, katıyorlar. Hatta Çekmeköy Masırlar buranın en eski takımlarından bir tanesi. Evet, evet. Ve son derece tecrübeli. Sizin milli karmaya almış olduğunuz futbolcu sayısı çok fazla. Evet. Eskiden beri devam eden. Bence beraberlik bence çok daha yakın bir sonuç olabilir. Ama her ikisinden birisi kazanırsa ya aradaki puan farkı 5'e çıkar veya lider değişir. Aradaki puan farkı 1'e düşer. Bence harika bir maç olacak. Evet. Ben de bu maça gitmeyi düşünüyorum. Yani zamanı olan futbol severleri de davet ederiz maçı. Bence de. Evet. Bu arada mesajlarımız geliyor. Tayfun Karaman, Rize Esnaf Spor eski futbolcusu, İstanbul Tuzla'dan selamlarını iletiyorlar. Aleyküm selam diyelim. Bizlere programı takip ediyorlarmış. Biz de kendisine çok teşekkür Mustafa ederiz. Mustafa Köroğlu, Fatih Kıstaş'ından o da programı ilgiyle takip ediyormuş. Selamları var. Geldikçe mesajlarımız yayınlamaya devam edeceğim. Şimdi yönetmenimden Marmara Kırmızı Grubu rica ederim. Marmara Kırmızı 6. hafta maç sonuçları. Kırklareli Fen Bilimleri 3, İstanbul 25 Çat Spor 1, Narix Küçükçekmece Akademi 0, Avcılar Veteranlar 3, Sentex Bağcılar 3, Bahçeköy Masterlar 0. Puan durumu: Avcılar Veteranlar 15 puanla liderken, aynı puanda Kırklareli Fen Bilimleri ise 2. sırada. 3. sıradaki İstanbul 25 Çat Spor 4 puan. 4. sıradaki Bahçeköy Masterlar 4 puan. 5. sıradaki İstanbul Masterlar 3 puan. 6. sıradaki Sentex Bağcılar 3 puan. Ve son sıradaki Narix Küçükçekmece Akademi ise puanı 2. Marmara Kırmızı 7. hafta maç programı. Avcılar Veteranlar, Kırklareli Fen Bilimleri, İstanbul 25 Çat Spor, Sentex Bağcılar, İstanbul Masterlar, Narix Küçükçekmece Akademi, Bahçeköy Masterlar ise 7. haftayı bay geçecek. Gol Krallığı: Ersin Aydın, Avcılar Veteranlar 8 gol. Ulaş Aslan, İstanbul 25 Çat Spor 6 gol. Soner Algan, Avcılar Veteranlar 3 gol. Volkan Çakmak ve Serdar Erdem, Bahçeköy Masterlar olarak 2 gol. Evet Ali abi, zorlu bir grup daha Marmara Kırmızı Grup. Geçtiğimiz senelerde hep şampiyon çıkartıyordu ama tabii bu transfer kuralından sonra artık şampiyon çıkartamamaya başladı. Şampiyonlar Anadolu'ya dağıldı.
Avcılar lider 15 puanla. Aynı puanda Kırklareli veteranlar da ikinci sırada. Buyurun Ali Abiş. İkisi de mağlup olarak devam ediyor. Evet. Bence hem Kırklareli hem Avcılarla küçük çekmece oynadı. O yüzden onlar için çok daha farklı bir yorum yapabilirim. İkisi de hakikaten inanılmaz derecede kadroları geniş ve kulübeye baktığınız zaman her iki takımda da fazlasıyla yedek görebiliyorsunuz. Ligin en güzel taraflarından bir tanesi bu. Yani eğer kadronuz çok genişse ve o hafta en büyük avantaj sizin. Şöyle düşünün, bir takımda iki tane stoperiniz o hafta herhangi bir durum vesilesiyle özel bir durumdan dolayı gelemedi veya hastalandı. Bir de ön liberanız yok. Çok iyi takımımız diye sahaya çıkma şansınız özellikle Master ve Veteranlar Ligi'nde gerçekten yok. Evet. Çok zorlanıyor takımlar. İşte kadrosu geniş olanlar burada çok avantajlı. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani bunların kadroları geniş de bu, o yüzden bunları kazanıyor anlamında demiyorum. Sadece bütün takımlar için söylüyorum. Genelde geniş kadrosuna sahip olanlar bu avantajı kullanıyorlar. Evet. Her iki takım da çok çok iyi. Fakat burada da enteresan bir şey var. Narex Küçükçekmece'nin henüz galibiyeti yok. İki mağlubiyeti var. İki tane de beraberliği var. Bence Narex Küçükçekmece bu skoru hak etmiyor. Önümüzdeki herhalde son maçımız oynayacağız İlker'le. Ondan sonrası için mutlaka başkanımız 3 tane transfer gerçekleştirecek, devre arasından faydalanacaklar. Evet. Çünkü Narex iddialı çıkmıştı. Bir hoca değişikliği olacak mı? Bence olur. Bence olur. Evet. Peki Ali abicim, Avcılar, Veteranlar, Kırklareli fen bürünleri ikisi aynı puanla birinci ve ikinci sırayı paylaşıyorlar. İkisinin maçı var. Yani sıralamayı değiştirecek bir maç olabilir. Bu konu, maçla ilgili neler düşünüyorsunuz? Aynı şey, çünkü 3 puanlık sistemde demin beyaz grup için söylemiştik. Evet. Birisi kazanırsa diğeri lider olabiliyor. Ama şu var, burada de gol krallığında dikkat edeceğimiz bir şey var. Şimdi Avcılar'ın atmış olduğu gol sayısı 17. 70 olduğu gol da 4. Kırklareli 14 gol attı, 4 gol yemiş. Yani skor olarak, gol olarak Avcılar'ın avantajı da çok daha fazla görüyor. Bir de farklı bir şey var. Avcılar da Ersin Aydın'la Soner Algan o 17 golün 11'ini bunlar atmışlar. 8 tanesini Ersin Aydın atmış, 3 tanesini de Soner atmış. Yani 11 golün 17 golün 11 tanesini 2 tane futbolcu atmış. Yani bu futbolculara da bağlı skorun böyle olabilmesi. Kırklareli'ne baktığımız zaman da Günal Kaya 2 golü var orada. Yani Kırklareli'de de her golü futbolcuların hepsinin atma şansına sahip. Ama Avcılar'da genelde forvetler bu işi üstlenmiş gözüküyorlar. Arkadan çok fazla çıkmıyorlar gördüğüm kadarıyla, seyrettiğimiz kadarıyla. Defans arkası atmış olduğu toplar çok tehlikeli oluyor. Takımlar için, rakipler için çok tehlikeli oluyor. Bu Sarkan futbolcular zaten gol atıyor. Seyrettiğim bütün maçlarda böyleydi. Evet. Güzel bir taktikte oynuyorlar. Bence bu maçın favorisini ben Avcılar olarak görüyorum ama futbolda her şey olabilir. Kırklareli'nin de avantajı var. Çünkü çok tecrübeli bir takım. Avcılar bu sene bizim ligimize katıldı ama Kırklareli geçen sene de katıldı. Pandemi nedeniyle gidemedi ama Murat Baytaroğlu var orada. Çok tecrübeli bir insan gerçekten. Bir de futbol geçmişi çok fazla. Hocalığı var. Profesyonel anlamda hocalık yapmış birisi. Onları da göz önüne alırsak bence bir beraberlik beklenebilir burada. Şimdi Murat Baytaroğlu'na bir parantez açmak istiyorum. Sakatlığı vardı sezon başında. İlk maçta hatta çok kısa bir sürede sakatlandı. Bence Avcılar maçında oynarsa ağırlığını koyacaktır. Geçen haftaki maçta oynadı. Evet. Bence %100 iyileşmese bile bu hafta kesinlikle ağırlığını koyup oynayacaktır. Birkaç tane mesaj okumak istiyorum. Murat Üçpınar, Karadeniz Ereğli'den. Hocam iyi yayınlar, saygılar, sevgiler diyor. Saygı, sevgi bizden. Uğur Lokumcu'dan bir mesaj var. Sevgili Alpay Hocam, sevgili Ali abi, sizlere selam ve sevgilerimizi yollayarak iyi yayınlar diliyorum. Alpay Hocam, sizi tekrardan ekran başında görmekten sonsuz mutluluk duyduk. Ayrıca önce Alparslan Bebek, sonra da Duru Bebek için yapılan çalışmalarda TMFFL ailesinin ne kadar büyük bir aile olduğunu da görmenin mutluluğunu yaşamaktayız. İyi akşamlar. Uğur Lokumcu'ya biz de iyi akşamlar diyelim. Güzel temennileri için de teşekkür ederim. Evet, hızla devam ediyoruz Ali abicim. Doğu Karadeniz'e geçiyoruz. Yönetmenimden Doğu Karadeniz bölgesini rica ederim. Doğu Karadeniz puan durumu. Birinci sıradaki Rize Veteranların puanı 15.
İkinci sıradaki Rize Yeşilçay ise 9 puana sahip. Üçüncü sıradaki Borçka Masterlar ve dördüncü sıradaki Pazar Masterlar ise puanı 6. Beşinci sıradaki Fındıklı Masterların puanı 4 iken, altıncı sıradaki Kemalpaşa Masterların puanı 3 ve son sıradaki Artvin Masterların puanı ise 1. Doğu Karadeniz 6. hafta maç programı. Artvin Masterlar, Rize Veteranlar. Rize Yeşilçay Veteranlar, Fındıklı Masterlar, Pazar Masterlar, Borçka Masterlar, Kemalpaşa Masterlarsa 6. haftayı bay geçecek. Gol Krallığı, Yusuf Topçu, Rize Veteranlar 8 gol. Şaban Kap, Rize Veteranlar 8 gol. Lütfi Koca 1, Rize Veteranlar 5 gol. Ertan Başta, Rize Yeşilçay 5 gol. İdris Gün, Borçka Masterlar 5 gol. Evet, Doğu Karadeniz'de de güzel görüntülerimiz var. Ali abicim, TMF ile Doğu Karadeniz bölgesinde dayanışma gecesi etkinliği düzenlendi Kaşgarlar'da. Bu harika görüntüleri yönetmenimden rica edelim. Evet, dayanışma gecesinden harika görüntüler geldi. Futbolun bizler için sadece bir araç olduğunu da görmüş olduk. Ne kadar güzel görüntüler değil mi Ali abicim? Ben işte en bu futbolun federasyonun yapmış evet. olduğu, hani demin sosyal sorumluluk projelerinden ve vesaire bahsettik ama çok güzel dostluklarında kurulduğunu görüyoruz. Yani bu Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'deki bütün görüntülerin olan yerlere evet. gittik, gördük. İnanılmaz derecede misafirperverler, dostluklar çok çok güzel evet. devam ediyor, gidiyor. Şu görüntüleri gördüğüm zaman hakikaten çok teşekkür ediyorum. Evet. Ne kadar güzel düşünmüşler. İşte maçın haricinde bu dostluklar. Bir de dikkat ederseniz hepsinin içerisinde aile vardı. En güzel evet, taraflardan evet. bir tanesi bu. Hüsnü Kural'a, Dolunay Ermiş'e selamlarımızı iletelim. Bu güzel görüntüler için de teşekkür edelim. Şimdi telefon attığımızda Rize Veteranların Gol Krallığı'nda lider futbolcusu Yusuf Topçu var. Yusuf, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın, iyi misin Yusuf? Teşekkür ederim. Sağ olun. 4 maç 9 gol Yusuf, neler söylemek istersin? Bununla alakalı yani aslında söyleyecek bir şey yok çünkü biz arkadaşlarımla çok iyi bir takım kurduk ve de arkadaşlığımız çok iyi. Kimin attığı, kimin attırdığı hiçbir önemli değil. Yani gol attırana biz daha çok önem veriyoruz kendi aramızda. Evet. Hatta değil. Öyle diyeyim. Yani arkadaşlığımız onun üzerine kuruldu. Vallahi... Çok iyi bir arkadaşlığımız var. Yani bunun başarısı odur yani. Evet. Benimle alakalı değil bence bu. Takımımız da çok iyi. Evet. Şu anda zaten lidersiniz. Bu arkadaşlık, dostluk da evet. puan durumuna yansımış vaziyette. Yusuf, bir sakatlığın vardı. Nasıl oldu? Evet, 2 haftadır. Evet. İyiyim Allah'a şükür. Bu hafta da değil de haftaya katılacağım takıma. Allah'a izniyle. Evet. İyiyim şu anda. Sorun yok. Haftaya katılacağım takıma inşallah. Peki... Bölgedeki takımları nasıl değerlendirirsin Yusuf? Yani Karadeniz futbolu her zaman biliyorsunuz iyidir. Çünkü evet. Karadeniz insanı futbolun tabiatında var zaten. Karadeniz insanı içinde futbol. Yani, takımlar birkaç takım hariç yani denk diyelim. Ama bir sorun yok. Şu anda bir çekişmeli geçiyor. Ve de arkadaşlık ortamında geçiyor. Siz de izlediğiniz koşulları hiç fark etmiyor. Bunlar iki takımın oluşturduğu evet. görüntüler.
sadece bizim takımla alakalı değil, genel bir görüntü, aileyle bir araya gelinen bir görüntü. Evet. Bu da şey güzel yani, sorun yok. Sadece bu kari ağaçlar biraz fazla, onun için şu an biraz sorun var. Evet, Rize veteranların başarılarının devamını dilerim. Ali abicim, sizin yönetim kurulumuz Sayın Ali Şahin burada. Siz bir şey söylemek ister misiniz Yusuf Topçu'ya? Ben her şeyden önce tebrik ediyorum. Gerçekten ben gol krallığına baktığım zaman Yusuf Topçu, Şaban Kap ve Ömer Lütfü Koçapir ortalama 22 tane gol, şey toplamları 22 gol atılmış. Ama Rize'nin atmış olduğu gol sayısı 30. Yani bu 3 tane aday, gol krallığına aday olan kişinin Rize veteranlarından olması da sizin takımınız adına çok büyük başarı. Tebrik ediyorum sizleri. Gerçekten 22 tane gol ve 30 golün 22'sine 3 tane futbolcu kaydetmişler. Bence çok büyük başarı gerçekten. Size de başarılar diliyorum. Rize veteranları ve seni tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bağlandığınız için çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Selamlar, saygılar. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet. Evet, inanılmaz şey de var. Yasin Çelik de var aşağılarda. Gördüm 4 gol. Evet. Ama şey, Ertan Baştağ var. Yeşilçay Rize'lerden 3 maç oynayıp 5 gol atmış. Evet, evet. Yani onunki de başarılı. 3 maçta 5 gol çok. Onunki de Ertan, evet. Evet, Ertan'ın da büyük başarı. Yani bir de maç sayısına bakıp değerlendirmek gerekiyor. Kesinlikle. Uğur Lokumcu'nun güzel bir çalışması var. İlerleyen sonunda onları okuyacağım. Gol ortalamaları, maç sayısına göre gol ortalamalarını çıkartmış. Evet, o onlara önemli. Bakacağız Ali abicim. Şimdi burada Rize Yeşilçay veteranların bir tane mağlubiyeti var. 9 puanları var ama onların bir maçı eksik. Evet. Onu hemen hatırlatayım seyircilerimize bilmesi açısından. Rize veteranlar 5 hafta oynamışlar. Rize Yeşilçay veteranlar 4 hafta oynamışlar. 9 evet. Puanları var. Bir mağlubiyetleri var. Beraberlikleri yok onların. Onlar da bence ipi gösterecek takımlardan bir tanesi. Türkiye Şampiyonası'na gidecek en büyük adaylardan bir tanesi de Yeşilçay veteranlar. Beni şaşırtan Artvin Kemalpaşa. Artvin evet. Veteranlar ve Hüsnü Kural'ın takımı 1 puanla devam ediyor ama mutlaka özür dilerim Ahmet Külünk'ün takımı. Yanlış söyledim. Ahmet Külünk'ün takımı, evet. Evet, Hüsnü Kural'a buradan selamımız olsun. Evet. Güzel veteranı. Şimdi Ahmet mutlaka devre arasında mutlaka bir çözüm bulacaktır. Çünkü onun çok iyi takımı olduğunu biliyorum. Kemal Paşa da aynı şekilde 3 puanla devam ediyor. Kemal Paşa da çok iyi bir takım. Başarılı da bir takım. Çok da güzel bir yönetim var. Bence hak ettikleri puanda 2 takımı da değil yani açıkçası. Yani çok haklısınız. İkisi de çok tecrübeli takım. Evet, tecrübeli. Herhalde ilerleyen haftalarda ağırlıklarını koyacaklardır diye düşünüyorum. Ama tabii Rize veteranlar, Rize Yeşilçay veteranlara da bir parantez açmak lazım. Çok başarılı. Çok başarılılar yani. İşte Kemal Paşa veteranlar da Uğur Lokumcu kardeşimiz. Aynı zamanda biliyorsunuz Temsilciler Kurulu Başkanımız. Evet. Kendisi mesaisinin çoğunu TMFL ailesine ayırdığı için sahaya fazla vakti kalmıyor galiba. Evet, eyvah, takım karışacak şimdi. Hayır, gerçeği söylüyorum. Karışır veya karışmasın ama evet. Şöyle söyleyelim, Uğur Lokumcu'ya bu çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet. Yani gerçekten büyük emeği var. TMFL ailesine de çok büyük katkısı var. Bunu da buradan belirtmeye çalışayım. Evet, selamlarımı, saygım. Çok 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 mesai harcıyor. Evet. Evet, yönetmenimden Batı Karadeniz rica ederim. Batı Karadeniz puan durumu. 1. sıra Kastamonu Masterlar 12 puan. 2. sıra Karadeniz Ereğli Zafer Menderes 12 puan. 3. sıra Zonguldak Masterlar 12 puan. 4. sıra Karadeniz Ereğli 9 puan. 5. sıra Bartın Şehit Uğur Akyer 9 puan. 6. sıra Çankırı Belediye 9 puan. 7. sıra Karabük Aydınlık Evler 6 puan. 8. sıra Çay Cuma Veteranlar 6 puan. 9. sıra Karabük Yaşa ve Yaşat 3 puan. 10. sıra Safranbolu Veteranlar 3 puan. 11. sıra Tosya Veteranlar 3 puan. Batı Karadeniz 7. hafta maç programı. Karabük Aydınlık Evler, Safranbolu Veteranlar, Karabük Yaşa ve Yaşat, Karadeniz Ereğli Zafer Menderes, Kastamonu Masterlar, Bartın Şehit Uğur Akyer, Tosya Veteranlar, Çay Cuma Veteranlar, Çankırı Belediye, Karadeniz Ereğli, Zonguldak Masterlarsa 7. haftayı bay geçecek. Gol Krallığı Ahmet Mıcık, Kastamonu Masterlar 11 gol, Suat Gergen, Karabük Aydınlık Evler 10 gol.
Akın Gülal, Zonguldak Masterlar 6 gol. Serdar Avcı, Karadeniz Ereğli 4 gol. Musa Atılkan, Çankırı Belediye 3 gol. Evet, değerlendirmeye geçmeden önce Çankırı Belediye veteranlarının güzel bir VTR'si var. Bu hafta maç oynamadılar ama güzel bir VTR hazırlamışlar. Onu ekranlara getirelim. Peşinden koştuk. Çankır Spor bizim her şeyimizsin. Hey, 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 hey. Güzel görüntüler için Harun Kılıç'a teşekkür ederiz. Çankırı Belediye veteranlara da başarılarının devamını dileriz. Ali abicim, Batı Karadeniz'i değerlendirmeden önce birkaç tane mesaj var. Onları okuyayım isterseniz. Ali abi, kolay gelsin. Sana ve konuğuna iyi programlar dileriz. Seni konuk zannetmiş. Evet, olabilir çünkü iki haftadır siz sunuyorsunuz. Çok normal. Akademi Futbol Kulübü oyuncusu olarak saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bu hafta oynayacağımız İstanbul Veteranlar maçında takım arkadaşlarıma güveniyoruz. İnşallah bu maçı da alır, yolumuza devam ederiz. Hayırlı akşamlar dileriz. Zahit Yeşilkaya, biz de kendisine iyi akşamlar diliyorum. Başarılar diliyorum başkanım diye size bir mesaj var. Mustafa Altuntaş'tan. Ona da teşekkür ediyoruz. Tümay Ateyli Küçükçekmece Naryx takımından eşiyle seyrediyormuş programı, selamları var. Kendisine biz de selamlarımızı iletiyoruz. Evet Ali abiciğim, mesajlar size geliyor. Bizim oyuncularımız gerçekten çok ilgili ve alakalı bu işle ilgili. Evet. Sadece sahada değil, dışarıda da böyle. Tam bir aile olmuş durumundayız. Gerçekten bizim takımın tamamı birbiriyle çok entegre, böyle dostluklar, arkadaşlıklar, özel günlerde falan çok ilgililer. O yüzden ben de evet, sizin nezdinizde arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İlgi ve alakalarından dolayı. Onlara da iyi seyirler diliyorum buradan. Evet Ali abicim, Batı Karadeniz'i değerlendirmeye başlayalım. Batı Karadeniz 11 takımlı bir lig. Ama bu ligde çok enteresan bir şey var. Bilmiyorum diğer arkadaşların dikkatini çekti mi. Hiçbir takımın beraberlik maçı yok. Evet. Yani hiçbir maç, hiçbir maç berabere bitmemiş. Fakat Karadeniz Ereğli Zafermen Masterlar takımının 12 puanı var ama bir maçı eksik, evet, liderle arasındaki. Hatta Zonguldak Masterların da bir maç şeye göre, Zafermen'e göre fazlası var. Demek ki burada
bir sonraki hafta liderin değişmesi an meselesi olabilir. Her açıdan söylüyorum. Beraberliklerde diğer takımın, iki takımın bir beraberliğe kalması, diğer takımın galip gelmesi lideri değiştirecek ama şu var, ilk 8 takım, yani bu sırada gördüğünüz puan duruma göre, şu anki ortama göre ilk 8 takımın hala zirveye oynama şansı var. Batı Karadeniz'deki şey durum bu. Çünkü Kastamonu Masterlar, Karadeniz Ereğli, Zafermen, Zonguldak, Karadeniz Ereğli Veteranlar, Bartın Şehit Uğur Akar Veteranlar, Çankırı Belediyesi, ki demin gördük Çankırı Belediyesi'ni. Evet. Bu kadar ilgili ve alakalı inanılmaz güzel videolar çekiyorlar. Seyirci sayısına çok çok sahip. Bence Türkiye'deki en fazla seyircisine sahip bir takım. Ama belediye destekli olduğunu biliyorum. Buradan da belediyesine, Çankırı Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Yani çay cumaya kadar bütün takımlar bence zirveyi zorlarlar. Çünkü daha çok maçlar var önümüzde. Evet. Her şey bu grupta değişebilir. Gol krallığına baktığın zaman yani burada Kastamonu Masterlar'dan Ahmet Müzik 11 golle, ya hemen Karabük Aydınlık Evlenler'den Suat Geryer 10 gol, ki maç sayıları birbirine eşit. Yani burada bir gol önümüzdeki hafta her şeyi değiştirebilir vesaire olabilir. Onun hemen altında Zonguldak Masterlar Kulübü'nden Akın Gülal var. O 6 gol. Ereğli Veteranlar'dan da Sağlık, Barış ve Dostluk Ereğli Veteranlar'dan da Serdar Avcı'nın 4 golü var. Bu şunu gösteriyor. Ben burada baktığım zaman, demin Doğu Karadeniz'i konuştuğumuz zaman lider olan takımın maç sayısı bunlar eşitti ama 30 gol atmıştı. Buradaki atılan gollere baktığımız zaman sadece ve sadece Kastamonu Masterlar fazla gol atmış ama onun hemen altındakiler, goller birbirlerine çok yakın. Hatta aşağıdaki takımlarla bile yakın, evet, diye bir şey gözüküyor. Onun için demin söylediğiniz konu, Uğur Lokumcu'nun bir çalışması olacak. Gol başına, evet, maç başına gol ortalaması bence en doğru rakamı o verir. Hem bölgesi, hem bölgesinde hem de Türkiye genelinde en doğru rakamı verecek sonuç maç başına atılan gol ortalaması olacak. Buradaki bütün takımlara başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sezonu hep birlikte beraber Türkiye Şampiyonası'na birlikte oluruz bu güzel takımlarımızla birlikte. Evet Ali abicim. Ben de bu sıralamanın değişeceğini düşünüyorum burada. Aynı sizin fikrinizdeyim. Yani derler ya, bu dereden çok sular akar diye. Bu grup öyle bir grup. Bu dereden çok sular hiç akar. Hiç beraberlik yok. Evet. O yüzden her şey olabilir diye düşünüyorum. Her şey olabilir. Çok haklısınız. Yönetmenimden Ege bölgesini rica edelim. Ege bölgesi puan durumu. Birinci sıradaki Somalinyit Masterlar'ın 10 puanı bulunmakta. İkinci sıradaki Manisa Masterlar ise yine aynı puana sahip. Üçüncü sıradaki Foça Masterlar, dördüncü sıradaki Didim Masterlar ve beşinci sıradaki Milas Gücü Masterlar'ın ise puanı 6. Altıncı sıradaki Sedat Altay Spor, yedinci sıradaki Bodrum Turgut Reis ve sekizinci sıradaki Saruhanlı 7 Eylül Spor'un ise puanı 3. Ege bölgesi 5. hafta maç programı. Foça Masterlar, Saruhanlı 7 Eylül, Manisa Masterlar, Didim Masterlar, Sedat Altay Spor, Bodrum Turgut Reis, Somalinyit Masterlar, Milas Gücü Masterlar. Ege bölgesi gol krallığı. Eser Kasal, Somalinyit 7 gol, Gökhan Dürsel, Foça Masterlar 7 gol, Volkan Türe, Milas Gücü Masterlar 4 gol, Erkan Demir, Somalinyit 4 gol, Rafet Alsan, Manisa Masterlar 3 gol. Evet, burada da ligin yeni takımı Somalinyit Masterlar lider pozisyonunda. Buyurun Ali abicim. Şimdi tabii Somalinyit aslında çok iyi bir takım ve bence bu lige çok büyük renk katacak. Onun sebebi de şu, Çetin kardeşimiz oranın başında ve çok büyük ilgisi var. Bir de tam takım ve kulüp olmuşlar. Evet. Yani lokallerinden tutun, işte her türlü bir takıma neler gerekiyorsa fazlasıyla yapılıyorlar. Böyle çalışan insanlar çok daha başarılı olur. Mağlubiyetleri yok ama Manisa Masterlarında mağlubiyetleri yok. İki tane mağlup olmayan takım var burada. Puan durumu da Manisa'yla eşit şu anda. Fakat şu var, Manisa bizim ligimizin eski takımlarından bir tanesi. Evet. Çok da başarılı birkaç sezon geçirdiğini çok iyi biliyorum. Türkiye Şampiyonası'ndaki başarılarını biliyoruz. Fakat Somalinyit'teki Çetin Bey'in takımını ben çok beğeniyorum. Çünkü maçlarını buradan, skorları vesairelerini alıyoruz, bakıyoruz. Atılan gol sayısına bakıyorum. Yani skorel oyuncuları var. Fakat şey var, burada
Foşa Master'ların puan durumuna bakıyorum. Üçüncü sırada ve 6 puanda ama gol krallığına baktığın zaman Foşa Master'larda Gökhan Dursel yüklenmiş gibi gözüküyor. 60 olduğu 7 golle ama 4 maç da oynamış. Bu bence ortalama olarak bayağı yüksek. Neredeyse evet. 1.8'e falan geliyor gol ortalaması. Somali Yiğitler'de de Eser Kasal, o da 4 maç 7 gol. Çok iyi rakam bence. 1.8 veya 9 gibidir bilmiyorum. Maç başına ortalaması çok çok iyi. Çok iyi bir rakam. Yani iki tane takım da işte demek skoral oyuncular her şeyi değiştirebiliyor veya onların üzerine çok topla buluşturabiliyorlar. Taktiklerini öyle geliştiriyorlar. İşte son vuruşları iyi olan eğer oyuncunuz varsa, iyi de pasörünüz varsa bu işler bu şekilde değerlendirilebiliyor. Evet. Göztepe'deki dostluk maçında Milli Karvan'ın Şöhretler Karması ile oynadığı dostluk maçında en dikkat çekici isimlerden bir tanesi Eser Kasal'dı. Somali Yiğit Master'lardan. Evet. Gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi. İleride Milli Karma'ya yeşil ışık yaktı diyebilirim bu maçtan sonra. Manisa Master'lar ikinci sırada. Foça Master'lar. Foça Master'lar gol kralı var. Yani üçüncü olmasına rağmen dediğiniz gibi Gökhan Dürser. Evet evet onu söyledim demin. Evet o da benim yeni isimlerden, benim yeni duyduğum onun isimlerden. Maç sayısı diğerlerine göre bir maç eksiği var yanılmıyorsam. Evet. Buna rağmen skoru çok iyi. Evet. Orta Karadeniz bölgesine geçelim isterseniz Ali abicim. Yönetmenimden Orta Karadeniz'i rica edelim. Orta Karadeniz 3. hafta erteleme maç sonucu. Ünye Veteranlar 5, Durağan Veteranlar 1. Puan durumu. Çorum Hattusağ Master'lar 15 puanla lider durumda. 2. sıradaki Samsun Master'lar, 3. sıradaki Fatsa Master'lar ve 4. sıradaki Sinop Tersane Veteranlar ise 9 puana sahip. 5. sıradaki Boyabat Master'lar 6 puanda. 6. sıradaki Ünye Veteranlar ise 4 puanda. 7. sıradaki Ayancık Veteranların puanı ise 1. Gerze Veteranlar ve Durağan Veteranlar ise henüz puanla tanışamayan 2 takım. Gol krallığı Özkan Özyurt, Fatsa Master'lar 7 gol, Yunus Şahin Kaya, Çorum Hattusağ 4 gol, Mustafa Doğan, Çorum Hattusağ 4 gol, Kemal Yıldırım, Fatsa Master'lar 3 gol, Hasan Olgun, Çorum Hattusağ 3 gol. Orta Karadeniz 6. hafta maç programı. Gerze Veteranlar Samsun Master'lar, Ünye Veteranlar Sinop Tersane, Ayancık Veteranlar Fatsa Master'lar, Durağan Veteranlar Boyabat Master'lar, Çorum Hattusağ Master'larsa 6. haftayı bay geçecek. Evet, bu bölgede de bir VTR'miz var. Onu izleyelim Ali abicim. Mehmet İşman'la Murat Ülgen'in mesajları var. Yönetmenimden bu VTR'yi rica ederim. Merhaba, iyi akşamlar. Alpay Hocam ve Ali Şahin Hocam. Bugün Orta Karadeniz Veteranlar Ligi'nin iki güzide takımı Ünye ve Samsun takımlarının kulüp başkanı ve takım kaptanları Murat Ülgen ve İşman, Mehmet İşman kardeşimizle sohbetimiz olacak. Şimdi konuyu onlara bırakıyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar hocalarım. Öncelikle Alpay Hocam, büyük geçmişler olsun. Geçirmiş olduğun hastalıktan dolayı geçmişler olsun diliyorum. Kardeşim Murat'la beraber Ünye'de buluştuk. Geçmişten biraz konuştuk. Bu arada sizin için de bir video hazırlayalım dedik. Biz kardeşçe, dostça birlik yaşıyoruz. Umarım sezon sonunda da aynı şeyleri paylaşırız. Bu arada Sayın Başkan'a da selam olsun diyorum. Sözü Murat kardeşime bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ali Hocam, Alpay Hocam ve Ali Hocam hayırlı yayınlar diliyorum. Alpay Hocam size de büyük geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Bugün Samsun Veteranlar Kulüp Başkanı, eski futbolcu, Trabzonspor ve Ünyespor'da boy göstermiş Mehmet İşman kardeşimle Ünye'de olmaktan büyük keyif yaşıyorum. Onu burada ağırlamaktan da gurur duyuyorum. Dostumuz Baki, her zaman görüşüyoruz. Tabii ki Veteranlar Ligi'nin de maçların müsabakanın oynamasından dolayı da daha sık görüşmeye başlıyoruz. Sürekli diyalog halindeyiz.
Evet, Murat Başkan'a ve Mehmet Başkan'a bu güzel dilekler için çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel değil mi? Ünye Veteranlar Başkanı, Samsun Veteranlar Başkanı bir araya geliyorlar. Zaten Mehmet İşman ve Murat Ülgen çok sosyaller. Devamlı bir yerlere gidip bu görüntüleri veriyorlar. Neler söylemek istersiniz? Şimdi Murat Ülgen için şunu söylemek istiyorum. Her şeyden önce Türkiye Masalları Veteranlar Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulunda. Ama olmadığı dönemlerde de bir baktığımız zaman sanki yönetim kurulundaymış gibi çalıştı. Orada uluslararası yapmış olduğumuz müsabakalarda çok büyük emeği var. Evet. Gerçekten 2 sene önce pandemi öncesi uluslararası yapmış olduğumuz turnuvayı orada çok büyük katkı verdi. Vermeye de devam ediyor. O yüzden Murat Ülgen'in Türkiye Masalları Veteranlar Futbol Federasyonu'na çok emeği var. Buradaki sevgili Murat kardeşime çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok mutlu oldum. Benimle sohbet etmiş gibi bir sohbeti geçti. Çok hoşuma gitti. Mehmet İşman kardeşimize gelince tabii yıllarını futbola vermiş, profesyonel yıllarca futbol oynamış, hala bu futbolun içerisinde olması ve Samsun'un da biliyorsunuz daha önce bir Türkiye şampiyonluğu yaşamış bir takım. Bir de kadrosu inanılmaz derecede geniş bir kadro. Çok profesyonel oynamış futbolculara sahip bir şey var. Sadece puan durumuna baktığım zaman işte Çorum'un... Ali abicim isterseniz burada bir virgül koyalım. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra devam edelim. Tamam. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra Artı 40 Futbol devam edecek. Bariex ile Artı 40 Futbol devam edecek. Şimdi maaşlarınızı alamadığınız, günleri alamadığınız, taksitleri alamadığınız biliyorum ben de. Hocam bir daha başkanlığı görürseniz olmaz mı? Bir daha görüşeyim istiyorsanız ama çok zor durumda yani başkanlığı, morali bozuk. Başkanım, hayırdır inşallah. Gel otur valla, şöyle rahat rahat otur. Her şey hazır, hiç sıkıntımız olmasın. Hangi sıkıntınız varsa çözeceğim. Bu takım şampiyon olacak. Hocam hangi ülkeye ne yapıp oyuncusu istiyorsan lütfen al. Sen söyle ben alırım. Rahat ol. Benim arkamda da Mavericks var. Başkanım rüya gibi ya. İnanılacak gibi değil. Çok teşekkür ederim. Ben gideyim bu müjdeli haberi çocuklara vereyim. Sevinsinler. Büyük başkan! Büyük başkan! Büyük başkan. Çocuklar büyük olan ben değilim, büyük olan Narex. İyi ki var, Narex'le beraber yolumuza devam ediyoruz. Fatsa Termal Spa Otel sizlere şifa olmaya devam ediyor. Oldukça zengin bir mineral yapısına sahip olan suyumuz, florür, kalsiyum, potasyum, sülfat ve klorür minerallerince zengin kaplıcamız, ülkemizde eşine az rastlanan içilebilir bir termomineral sudur. Kaplıca suyumuz 48 derece doğal kaynak çıkışı ile hipertermal mineralli sular sınıfına girmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uzmanlarının yaptığı tıbbi değerlendirme raporunda kaplıca suyumuzun romatizmal hastalıklara, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, kronik kabızlık, diyabet, kronik bel, boyun ve kas ağrıları, sporcu yaralanmaları, yumuşak doku, eklem zedelenmeleri, fibromiyalji, kireçlenme, bazı kadın hastalıkları ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği belirtilmiştir. Fatsa Termal Spa Otel. En lezzetli indirimler Ankamar'da. Su böreği kilogram 54 lira 90 kuruş, ekler kilogram 69 lira 90 kuruş, fındıklı burma kilogram 69 lira 90 kuruş. Ankamar sağlıklı ve mutlu yıllar diler. Eyvah! Su! Ya hanım, ben evden çıkarken sulara kapamayı unuttum. Akıllı evin olunca bütün sorunlar ortadan kalkıyor. Akıllı telefonumda, akıllı evimde olan biten her şeyi kontrol edebiliyorum. Boşuna dememişler. Ev alma, akıllı ev al. Akıllı ev teknolojisine sahip projeleriyle
yaşam keyfinizi ikiye katlıyoruz. Modern mimarinin en seçkin yaşam alanlarını Fatsa'nın çok özel lokasyonlarında sizler için inşa ediyoruz. Pelit İnşaat. Telefon 0452 424 02 34. Yaşamak isterdiniz? Güzel Yalı'da mı? Karşıyaka'da mı? Nerede yaşarsanız yaşayın, kaliteden ve konfordan vazgeçmeyin. Günhan Yapı Güzel Yalı'da. Yüzme havuzu, kapalı otoparkı ve sosyal alanlarıyla deniz, doğa ve ordunun eşsiz buluşmasını yaşamak isteyenler için Dream Garden. Karşıyaka'da şehrin tam ortasında, çevre yolunun hemen yanında. Bölgenin en gözde projesi Prestij Karşıyaka Konutları. Ve Prestij Karşıyaka'ya komşu yeni projemiz Karşıyaka Modern. Yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, basketbol sahası. Açık kapalı otopark alanları ile Karşıyaka Modern. 2+1, 3+1, 4+1 daire seçeneklerimizi görmek için acele edin. Size özel ödeme kolaylıklarıyla istediğiniz yerden ev sahibi olabilirsiniz. Günhan Yapı. Düşlerle gerçeği birleştiren projeler. İndirimler, fırsatlar, hiç bitmeyen kampanyalar, avantajlı ürünlerle hizmet sunar kalafatlar. Çeyrek asır tüm orduya gönül verdi kalafatlar, güler yüzlü personelle emrinizde kalafatlar. Yenilikçi çağdaş market sizi bekler kalafatlar. Yıllar yılı geçse bile bu sevgi bitmez kalafatlar. Allah bir de bir defa razı olsun. Allah işlerini nasıl getirsin, yollarını açık etsin diyorum. Burası ilk alanlardan almışız, çok memnunum. Herkesi de alanlara ev almaya, bizlere de komşu olmaya davet ediyoruz. Alanlar inşaat. Alan kazanır. Ordu'da hangi mahallede yaşayacağınıza siz karar verin. İnce detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesini şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere sunuyoruz. Selçuk İnşaat, Bucak Mahallesi'nde Şanlı Türk 8 projemizle, Nizamettin Mahallesi'nde Hanzade Konakları, Durugöl Mahallesi'nde Şehzade Konakları, Şahincili Mahallesi'nde Emirkent 2 ve Sultan Alparslan Sitesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Penta Apartmanı ile Ordu'nun her mahallesinde sizlere güvenli, huzur dolu bir yuva sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyiyi isteyenlerin tercihi. Karadeniz'in yaylalarından evlerinize gelen lezzet, Korsaj. 98 yılından bugüne bölge çiftçisinin sütlerinin en doğal halini üretimleriyle sizlere sunuyor. Kaşar peyniri, eski kaşar ve tüm kaşar çeşitleri, lor peyniri, köy peyniri ve tereyağı ile sofralarınızda. Korsaj. Bu lezzete siz de sessiz kalamayacaksınız. Korsaj. Altın oran hayatın mihenk taşıdır evlat. O taşı doğru yerde ve en iyi şekilde kullanmalısın. Tamam usta. Görünenin dışında bir gizem saklamalı içinde evlat. Nesiller geçse bile ayakta dimdik duran bir eser olduğunu asırlar sonra yaşayanlar anlamalı. Evet.
Alan Yapı'dan Cumhuriyet Mahallesi'nin en nezih yerinde çok özel bir proje Altın Oran. Yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Burası sadece bir ev değil. İçinde mutluluk var. Ali için eğlence. Ayşe için yaşam. Melis için huzur. Kemal için yatırım. Onlar için burada gelecek var. Hepsi için Ramazanlar. Çünkü temelinde güven var. Narex ile Artı 40 Futbol devam ediyor. Evet, Artı 40 Futbol kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Telefon attığımızda Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu Fatih Oğuz var. Fatih Hocam iyi akşamlar. Sayın Hocam iyi akşamlar diliyorum. Ali abi iyi akşamlar. Teşekkür ederim, iyi akşamlar kardeşim. Nasılsınız? Sağ ol, iyiyiz Fatih'cim, sen nasılsın? Sesin her zaman gibi gür geliyor, enerjik geliyor. Eyvallah, teşekkür ediyorum. İyiyim, Allah şükürler olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Evet, iyi, sağ ol Fatih'cim. Hemen konularımıza girelim Fatih. Erteleme maçı vardı. Ligde bu hafta maçlar oynanmadı Orta Karadeniz'de. Sadece erteleme maçı vardı. Bu erteleme maçı ile ilgili biraz bilgi verir misin Fatih'im bize? Tabii. Öncelikle Ünye çok iyi bir ev sahipliği yapmış durağına. Onunla ilgili çok güzel duyumlar geldi kulağıma. O yüzden öncelikle Ünye'ye çok teşekkür ediyorum. Ligimiz çok güzel bir şekilde devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Duran Ünye'ye gittiğinde çok iyi bir karşılanmayla karşılanmış. Ünye'nin tüm yöneticilerine kendi adım ve Duran adına çok teşekkür ediyorum. Biz de Ünye'li yöneticilere çok teşekkür ediyoruz. Çorum Hattuşa Master'lar liderliğe oturdu. Yani koltuğunu sağlamlaştırdı. Samsun Master'lar da bir maç eksiğiyle takip ediyorlar onları. Ne söylemek istersin? Evet, bu hafta biliyorsunuz ben Gerde Veteranlar Spor Kulübü başkanlığını da yapıyorum aynı zamanda. Biliyoruz. Samsun Gerde'ye gelecek. İnşallah onlara bir sürpriz hazırlıyoruz spor puanına. Ama gerçekten Alpo Hocam, yani çok güzel bir lig oluyor. Yani hiçbir ama bunları da söylerken de korkuyorum. Geçenlerde bu şekilde konuşma yapmıştım. Bazı sıkıntılar yaşadık ama İnşallah bundan sonraki maçlarda bu sıkıntıları yaşamayız. Lig gerçekten çok güzel gidiyor. Her zaman söylüyorum, bizim ligimiz keyif ligi. İnsanlar keyfini çıkartsınlar. Yöneticiler bir şeylerle uğraşıyor. Sporcular keyif alsın diye. Onun için herkes keyifli bir şekilde ligini devam ettirirse ben çok mutlu oluyorum. İnanın bu yöneticiliğimi de, Orta Karadeniz yöneticiliğimi çok keyifle yapıyorum. Keyif alıyorum. İnsanlar da yaptıkları sporla, 40 yaşın üstündeki insanlar spor yapıyor, bunun keyfini çıkarsınlar. Onlardan tek ricam, inşallah kazasız belasız bir lig oluşur. İnşallah. Biz aksilik çıkmadan ligimizi hayırlısı da bitiririz. O ufak tefek sıkıntılarda nazar boncuğu olsun Fatih Hocam. Evet, evet. Fatih Hocam, bugün sizinle telefonla konuştuk. Artı 49 ile ilgili Sayın Ali Şahin'e söyleyecekleriniz vardı. Ben konuyu açayım da, çünkü evet, zamanımız evet, çok kısıtlı. Evet, Ali abime diyorum ki ben şimdi mücadelesini veriyorum turnuvaya gitmek için.
İlimde ben belli bir çoğunluk sağladım, 3-5 kişi veya 5-6 kişi olarak. Öbür bölgelerden de, illerden de bana yardımlarını bekliyorum. Görüştüm gerçi yöneticilerle ama yani bana yardımcı olurlarsa biz orada olmak çok istiyoruz. İnşallah bir grup oluştururuz, oradaki turnuvada oluruz Allah'ın izniyle. Sevgili Fatih, çok teşekkür ediyorum. Çalıştığınızı da biliyorum. Ama şuna eminim, siz orada mutlaka ve mutlaka bulunacaksınız. Çünkü büyük gayret gösteriyorsunuz. Sizi de bu konuda tebrik ederim. Orta Karadeniz'de mutlaka ve mutlaka orada bir takım olacak. Ben buna inanıyorum. Sizin çalışmalarınıza güvenerek inanıyorum. İnşallah güzel bir turnuva geçiririz Ocak ayı içerisinde. İnşallah abicim. Yani ben bu oluşumun içinde olmaktan çok mutluyum. Yani ne yapabilmem gerekiyorsa yapmak için de sizlerin yanındayım inşallah. Çünkü çok güzel bir oluşum. İnanın o kadar keyif alıyoruz ki bu oluşumun içinde olmaktan. Yani bu aile çok güzel bir aile. Sizleri tanımaktan, üstüne ekleyerek daha fazla dostlar oluşturmaktan yana çok mutluyum. Yani bu mutluluğumu kelimelere aktarmak çok zor. Benim keyfim çok ayrı bir keyif. Yani ben inanın takımımla oynamıyorum da. Ama idman yapıyorum, spor yapıyorum, onların keyfini görüyorum. O bana çok güzellik katıyor. Bu lig inşallah bu şekilde güzel bir şekilde sonuçlanır ve sonucu sakatsız, kazasız, belasız güzel bir lig olur inşallah. Ya Fatih'ciğim, tabii ki bu yeni yeni dostluklar kazanmamız, sizin gibi güzel dost insanları ailenin içerisinde görebilmek bizim için de çok mutluluk veriyor. Üye veteranlardan Murat Ülgen'e de çok teşekkür ediyorum. Demin sizin anlatmış olduğunuz bilgiler doğrultusunda konuşuyorum. Güzel bir ev sahibi yaptınız diyorum. Ben bunun bütün takımlara yansımasını çok çok arzu ediyorum. İnşallah bu aile çok daha fazlasıyla sayenizde, sizin gibi arkadaşlarımızın ve dostlarının sayesinde ve çabalarınızla inşallah biz istediğimiz seviyeye geleceğiz. Temennimiz bu. İnşallah Antalya'da birlikte oluruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. İnşallah abicim, inşallah. Fatih hocam, güzel dilekleriniz için. Yayınımıza bağlandığınız için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Evet, Orta Karadeniz Bölge Sorumlumuz Fatih Oğuz'un düşüncelerini bize aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kısaca hemen Orta Karadeniz'e devam edelim. Şimdi Fatih de şunu görüyorum. O başladığı günden bugüne kadar aynı heyecanı zaten ses tonunda fazlasıyla görüyoruz. Hemen bize geçiriyor zaten o enerjiyi. Evet, onun için gerçekten çok başarılı olacak. Evet. Bu sene ilk defa böyle bir şeyde görev aldı ama önümüzdeki sene bence çok daha iyi bir hazırlık yapar. İşte 49 için de böyle çalışması bunun bir örneği. Şimdi Çorum Hatusas bu gruptaki namalup olan takımlardan bir tanesi. Zaten çok kaliteli bir takımlar olduğunu biliyoruz. Samsun Master'lara gelince onların aslında bir maçları da eksik. Evet. Ama hemen onun altında Fatsa'nın da bir maçı eksik. Ama ben bunu lidere göre konuşuyorum. Yani Çorum'un 5 maçı var. Diğerlerinin 4 maçı var. Yani Fatsa Master'lar ve Samsun Master'lar liderle arasındaki puan farkına bakarak konuşursak birer tane maçları eksik olduğu için arada çok ciddi bir fark olmadığını göreceğiz. Evet. Yani Türkiye Şampiyonası'na gidecek takımlar İlk üye dahil olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane takım rahatlıkla gidebilir burada. Evet. Aynı tabii puanı yüksek olanlar daha çok avantajlı ama her şey değişebilir. Çünkü puanlar birbirine çok yakın olarak görüyorum. Evet. Şimdi Ali abicim bir dinlenelim, bir es verelim isterseniz. Şey yapayım şu Doğu Anadolu'ya geçmeden. Gol kralı. Ha, gol kralı. Buyurun. Konuşalım. Buyurun. Onunla ilgili. Yalnız onu konuşmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şimdi tabii Uğur Lokumcu bununla ilgili çalışma yapıyor. Nasıl çalışıyor? Esame listeleri maçlar önce gönderiliyor gruplara. Evet. Maç bittiği sonra da gol skor atıyorum 3-1 ama golleri kimler attı? İşte esas mesele orada. Onu doğru yazabilmek çok önemli. Onu yazdığınız zaman hem bakın gol krallığı ne kadar dikkat çekti, takımların ne kadar çok ilgisini çekiyor ve teşvik de ediyor. Onun için doğru yazabilmek için mutlaka skorlar haricinde kimler gol attı onları da yazmak gerekiyor. Çünkü verilere göre Uğur Lokumcu bunları doldurup bize gönderiyor. Şimdi Batı Karadeniz'den Hamit Başkan aramış. Bana daha doğrusu mesaj atmış. Serdar Avcı'nın gol sayısının 9 olduğunu söylüyor. Doğrudur. Sevgi, evet. Dostluk, barış. Evet. Karadeniz'e. Sağlık, barış ve dostluğun. Evet. Ama
Eğer bunların golleri, sayıları kimler tarafından atıldığı Uğur Lokumcu'ya iletilmezse, esame listesinin altına bu notlar düşürmese, onu mutlaka ve mutlaka esamede de görmesi lazım. Evet, bu golü Ali Şahin attı ama esame listesinde var mı diye görmekte, orada kontrol ediliyor çünkü. Yazılmadığı için de böylece futbolcunun da hakkı yenmesin diye bundan sonra takımlarımız buna çok fazla daha dikkat etsinler. En azından bu gol krallığı yarışması da ciddiyetini devam ettirsin ki futbolcular fazlasıyla önem verdiklerini biliyorum. Benim Fatsa Master'lardan Özkan Özgürt 7 gol atmış 4 maçta. Onun da ortalaması 1.8'e yakın. İyi, evet. Çok iyi bir rakam. Demin söylediğimiz şeylere. Hemen Çorum Hattusaş'tan Yusuf Şahinkaya 3 maçta 4 golü var. O da çok iyi bir rakam. Yine Çorum'dan Mustafa Doğan 4 golü var 2 maçta. Yani gol ortalaması 2. Evet. Evet. Ben burada Çorum'dan Hasan Olgun'un ilerleyen haftalarda devreye gireceğini düşünüyorum gol krallığında. Evet Ali abicim. Doğu Anadolu'ya geçmeden önce biliyorsunuz artık olmazsa olmazımız efsaneler köşesi var. Türk futbolu efsaneleri. Bu hafta Hatay'ın efsane futbolcusu Hasan Azonsoy'un VTR'si olacak. Yönetmenimden bu VTR'yi rica ederim. Hasan Ozansoy 1947 yılında doğdu. Hatay Spor, Adana Spor, Adana Demir Spor, Manisa Spor, İskenderun Spor, Feriköy ve Paşabahçe takımlarının formasını giydi. 1969-1972 yılları arası 3 sezon başarıyla formasını giydiği Hatay Spor'da 3. Lig şampiyonluğu ve 2. Lig gol krallığı yaşadı. Bordo Beyazlılar bu 3 sezonda evlerinde hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Hatay Spor'un 3-0 kazandığı Konya Ereğli maçında Bektaş'ın ortasında yaklaşık 2 metreden gelen topa röveşata vuruşuyla attığı gol aradan uzun yıllar geçmesine rağmen hala konuşulur. Hasan Ozansoy Hatay Spor'da başarılı 3 sezonun ardından transfer piyasasında adından çokça söz ettirmeye başladı. O dönem hocası olan Candemir Berkman vasıtasıyla Galatasaray'dan teklif aldı. Galatasaray'la hemen hemen her konuda anlaşmaya varılmış, sarı kırmızılı formayı sırtına geçirmesi artık tek bir imzaya kalmıştı. Hasan Ozansoy'un Galatasaray formasıyla neler yapacağı merak edilirken 28 Temmuz günü İskenderun yolunda feci bir trafik kazası geçirir. Bu kazada bir arkadaşını kaybeder ve kendisi de 3 ay komada kalır. 3 ay sonunda yaşam mücadelesini kazanır. Ama Hasan Ozansoy için Galatasaray defteri de bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Kendini toparlayıp İskenderun Spor'a transfer olur ve futbol yaşamında yeni bir sayfa açar. 2 sezon sonunda tekrar çok sevdiği Hatay'ına kavuşur. Bordo Beyazlı takıma transfer olmuştur. Bir gazetecinin sorusu üzerine kendi ağzından Hatay'da oynadığı dönemi şöyle ifade eder. Gençliğimin en güzel ve en verimli yılları Hatay Spor'da geçti. Hatay'da evlendim. Taraftarın sevgisi, şehrin ilgisi her zaman beni büyülemiştir. Hatay'ı bir başka seviyorum. Hasan Naci Bektaş üçlüsüyle camiaya güzel günler yaşattığımızı düşünüyorum. İşte bu yüzden de ne zaman arşivleri karıştırsam Hatay Spor formasını üzerime giyiyor ve eski günleri yad ediyorum. Kazanın izlerini bir türlü silememiş ve kendi ifadesiyle eskisi gibi olamamıştır. Hasan Ozansoy çeşitli takımlarda oynadıktan sonra yeşil sahalara veda etmiştir. Futbolu bıraktıktan sonra İstanbul'a yerleşir ve servis şoförlüğüne başlar. Bir gün hocanın resim çizmek için öğrencileri Kız Kulesi'ne götürmesi üzerine burada hocadan izin alarak Kız Kulesi'ni çizer. Öğrencileri götürdüğü Kız Kulesi'nde çizdiği resimle hocanın dikkatini çeker ve resim hayatı başlar. Profesyonel futbolu bırakmış, servis şoförlüğü yapmış ve sonunda resimleri çok beğenilen bir ressam olmuştur. Yaptığı tablolarıyla ressam olarak sanatının zirvesine çıkan Hatay Spor'un eski santraforu golcü Hasan artık İstanbul vapurlarının ünlü ressamı olarak anılmaktadır. Hatay Spor ve Türk futboluna adını altın harflerle yazdıran Hasan Ozansoy, koronavirüs nedeniyle 2020 yılında İstanbul'da yattığı hastanede 73 yaşında hayatını kaybetmiştir.
Neredeyse yarım asır sonra Hatay Spor'un Süper Lig'e çıkması vefatından önce onu çok mutlu etmiştir. Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu olarak Türk futbol efsanesi Hasan Ozansoy'a Allah'tan rahmet diliyor, saygıyla anıyoruz. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Evet Ali abicim. Trajik bir hikaye gerçekten. Yani futbolun en verimli taraf zamanında Galatasaray'dan sadece bir imzaya kalmış olan bir yerde trajik bir trafik kazası geçirmesi. Tekrar futbola dönebilmek için vermiş olduğu mücadele aslında çok örnek bir davranış. Yani o bir azmi olmasa tekrar futbola dönemez. Yapmış olduğu o trajik kaza. Evet. Ama buna rağmen şu ahde vefa denen şey var. Onu da seyretmiş olduk. Hatay benim evim. Evet. Ben burada olmakta çok mutluyum ve en verimli dönemlerimi burada geçirdim dedi. Diye ahde vefayı da burada fazlasıyla dile geçirmiş olsun. Mekanı cennet olsun. Bence bu programın en güzel taraflarından bir tanesi, efsane. Hakikaten ben de zevkli evet, izliyorum. Evet, ben bunları yazarken de çok duygulanıyorum Ali abicim. O bir rövaşata golü var. Onu resimde rahmetli canlandırmış. İşte 48 yıl sonra canlandırmış, o VTR'de vardı. Evet. 2 metreden gelen topa ters dururken öyle bir yükselip rövaşata yapıyor ki yıllarca anlatıyor. En büyük üzüntüsü de o golü seyredememesi. Yani attığı golü seyredememesi. Bunu kendisi rahmetli öyle dile getirmiş. Tekrar kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Saygıyla anıyoruz. Evet Ali abicim, grupları değerlendirmeye devam edelim. Bölgelerimizi süre akıp gidiyor. Yönetmenimden Doğu Anadolu bölgesini rica edelim. Doğu Anadolu puan durumu. Birinci sıradaki Kerkit Masterlar 12 puanla lider durumda. Can Erzincan Masterlar 9 puanla ikinci. Erzincan 13 Şubat'sa 6 puanla 3. sırada. Yine aynı puana sahip Arpalı Belediye ve Erzincan Masterlarsa 4. ve 5. sırayı paylaşıyor. 6. ve 7. sırada bulunan Gümüşhane Veteranlar ve Refahiye Masterların ise puanı 3. Doğu Anadolu 6. hafta maç programı. Can Erzincan Masterlar, Kerkit Masterlar, Arpalı Belediye Erzincan Masterlar, Refahiye Masterlar, Gümüşhane Veteranlar. Erzincan 13 Şubat'sa 6. haftayı bay geçecek. Gol krallığı Yunus Söylemez, Kerkit Masterlar 5 gol, Cafer Karali, Kerkit Masterlar 4 gol, Ferdi Şahin, Kerkit Masterlar 3 gol, Selvet Ergül, Arpalı Belediye 3 gol, Murat Karaağaç, Refahiye Masterlar 3 gol. Evet Ali abicim, bu Anadolu ile ilgili görüşlerinizi alalım. Şimdi Kerkit Masterlar'ın puan durumunun böyle olması çok normal. Çünkü Türkiye Şampiyonası'nda onları fazlasıyla izleme şansına sahip oldum. Çok çok iyi bir takımdı. Hatta Türkiye Şampiyonası'nda hak ettikleri yerde değillerdi oynadıkları futbola göre. Ama gruplarında çok iddialılar. Can Erzincan Masterlar da aynı şekilde. Ama enteresan bir şey var. 9 Kerkit Masterlar 12, Can Erzincan 9 puanda. Ama evet, bu hafta, önümüzdeki hafta Can Erzincan ve Kerkit derbisi yaşanacak. Doğu Anadolu bölgesinin derbi maçlarından bir tanesi. Burada işte lideri değiştirebilmek veya lider arayı biraz daha açma şansına sahip. Güzel dostluk içerisinde ve Türkiye Masterlar Veteranlar Futbol Federasyonu'nun ailesine yakışır bir şekilde bir maçın bitmesini oradan temenni ediyoruz. İnşallah onlar da aynı şekilde mücadele ederler ve buna katkı sunarlar. Çok çok memnun oluruz. Evet. Diğer iki takımdan sonra 6'şer puanlı 3 tane takım var. Erzincan 13 Şubat Masterlar, Arpalı Belediye ve Erzincan Masterlar Spor Kulübü. Bunların da Türkiye Şampiyonası'na gitme şansları fazlasıyla devam ediyor. Evet. Sadece Gümüşhane Veteranları ben çok merak ediyorum. Hala 3 puanda oluşları hakikaten çok enteresan. Bir tane galibiyetleri var, 3 mağlubiyetleri var. Beraberlikleri yok ama Gümüşhane Veteranlar bence çok iyi takım. Yani kadroyu kısmen de olsa biliyorum. Ama bu puanla nasıl daha yüksek puanı taşıyamadılar, onu gerçekten çok ciddi şekilde merak ediyorum ama mutlaka bu takımda toparlanır. 3 puan oluşuna bakmayın. Daha çok maç var önümüzde. Her şey değişebilir. Refah için şunu söyleyeyim. Ligimizin yeni takımlarından bir tanesi. Bu sonuçlar çok normal aslında. Kadrosu iyi olsa bile bu lige alışmak ve devam ettirmek gerçekten zor. Türkiye'de bütün bölgelerde bu yaşandı. Yani yeni olan takımlarda bu olabiliyor. Sadece ve sadece İstanbul'da beyaz grupta
Kars İstanbul veteranlar bu geleneği kısmen de olsa bozmuş oldu. Şimdi enteresan bir şey var burada. Gol krallıkları çok çok önemli burada. 3 tane gol krallığına aday olan, yani evet. Yunus Söylemez, Cafer Karalı ve Ferdi Şahin, üçü de Kelkit Masterların oyuncusu. Toplam attığı, üçünün toplam atmış olduğu gol sayısı 12. Kelkit Masterların atmış olduğu gol sayısı 16. Yani bu 3 tane futbolcu bu 12 golü paylaşmış ve atmışlar. Bence çok istikrarlı bir takım. Ve takım oyunu çok iyi oynayabiliyor ki bu insanlar üzerine bu maçı kurabiliyorlar veya taktiğini o şekilde yapıyorlar. Onlara da başarılar diliyorum. Ve Doğu Anadolu'da bence ilk 6 takımın Türkiye Şampiyonası'na gitme şansı eşit. Bu haftada çok güzel bir maç var. Can Erzincan Kelkit oynayacak. Dostluk çerçevesi içerisinde güzel bir maç diliyorum onlara. Evet. Evet öyle abicim. Artı 49 ligine geçmeden önce gelen mesajlar var. Onları kısaca hemen bir okuyayım. Alpay hocam iyi yayınlar. Zonguldak SBD veteranlardan Serdar Avcı. Ben bir düzeltme yapmak istiyorum. Hocam benim 4 değil 9 golüm var. Hocam bir maçta 5, bir maçta da 4 gol attım diyor. Bununla ilgili Sayın Ali Şahin Uğur Lokumcu'yla görüşerek gerekli bilgileri verdi zaten. Hayırlı yayınlar diliyorum. Öncelikle Alpay hocama çok geçmiş olsun dileklerimizi diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ali hocama selamlar. Sizi severek izliyoruz. Hayırlı akşamlar. Ersan Gürsu ve ailesi Ordu Delikkaya Köyü'nden. Ersan Gürsu ve ailesine de çok selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Öncelikle Alpay hocama çok geçmiş olsun dileklerimizi diliyoruz. Ali hocama selamlar. Evet onu okuduk. İsim yazsınlar demiş. Evet. Evet Ali abicim. Mesajlar geldikçe okumaya devam edeceğim. Şimdi yönetmenimden artı 49 ligini rica edelim. Artı 49 ligi 2. hafta maç sonuçları. Nariex Küçükçekmece Akademi 3, Avrasya Masterlar 2, Polimex Dudullu Masterlar 2, Güneşli Yıldız Masterlar 1, Tarabya Masterlar 1, Paşabahçe Masterlar 8, Üsküdar Masterlar 3, Bağcılar Masterlar 4. Puan durumu: Bağcılar Masterlar, Nariex Küçükçekmece Akademi Veteranlar ve Polimex Dudullu Masterlar 1. 2. ve 3. sırayı paylaşıyor. Puanları ise 4. 4. sıra: Paşabahçe Masterlar 3 puan. 5. sıra: Güneşli Yıldız Masterlar 3 puan. Avrasya Veteranlar 6. sırada ve puanı 1. Ümraniye Masterlar, Üsküdar Masterlar ve Tarabya Masterlarsa henüz puanla tanışamayan 3 takım. Artı 49 Ligi 3. hafta maç programı: Avrasya Masterlar, Üsküdar Masterlar, Bağcılar Masterlar, Tarabya Masterlar, Paşabahçe Masterlar, Güneşli Yıldız Masterlar, Ümraniye Masterlar, Nariex Küçükçekmece Akademi, Polimex Dudullu ise 3. haftayı bay geçecek. Gol krallığı: Hayrullah Kırtorun, Paşabahçe Masterlar 4 gol, Turan Gökay, Güneşli Yıldız 4 gol, Mustafa Altuntaş, Nariex Küçükçekmece Akademi 3 gol, Rahmi Demirkol, Avrasya Veteranlar 3 gol, Remzi Başaroğlu, Polimex Dudullu 2 gol. Evet, artı 49 ligini programın sonlarına doğru kalan sürede uzun uzun konuşacağız. Burada bir VTR'miz var. Tarabya Masterlardan Maksut Kanat, Paşabahçe Masterlardan Alpalan Özgül, Alpaslan. Alpaslan Özgül, İbrahim Albayrak, Recep Çolak ve Aslan Acar sırasıyla bunların VTR'si var. Yönetmenimden rica edelim. Allah şu ortamı bize yapanlara, yani Allah onlardan razı olsun, hafta sonları gelip 50 yaşında ne güzel sporumuzu yapıyoruz. Önce sağlık, spor, sonra dostluk. Herkese iyi günler. Üçüncüsü yapılıyor artı 49 liginin. Genelde Beykoz'da oynanıyor maçlarımız ve çok güzel ve eğlenceli geçiyor. İlk senenin şampiyonu biz olduk. Geçen sene de ikincilik kupasını aldık. Lig erken bittiği için pandemiden dolayı. O sırada ikinci olduğumuz için ikinci olduk. Hedefimiz bu sene yine şampiyon olmak. İstanbul'un en elit 49 ligi olduğuna inanıyorum. Ve arkadaşlarımız ciddi bir katılım gösterdiler. Federasyon Başkanı Kenan Başkan'a da bu organizasyon için çok teşekkür ederim. Öncelikle merhaba herkese. TMFF'nin düzenlemiş olduğu artı 49 ligine 5 sezonu katılıyoruz.
Biraz sonra Bağcılar'la maçımız var. İnşallah sakatsız bir maç olması temenni ederim. Arkadaşlarımızla beraber iyi hazırlandık bu maça. Ve bu sezon düzenlemiş olduğu artı 49 liginden çok keyif alıyoruz. İnşallah devamını bekleriz. Üsküdar Master olarak takımımıza başarılar diliyorum. Sakatsız bir sezonu geçirmesini temenni ediyorum. Mustafa, bu maçta biz de inşallah şampiyonluk için oynamaya geldik. Fakat sakatsız, sakatsız başarıları kazan bela vermesin. Hatta inşallah bu maçta şampiyonluk için oynayacak. Evet, bu güzel röportajlar için teşekkür ediyoruz. Maksut Kanat, Alparslan Özgül, Recep Çolak, Aslan Acar ve İbrahim Albayrak. Evet, artı 49 ligi. Buyurun Ali abicim. Ya şimdi 49 ligi bütün samimiyetimle söyleyeyim. Çok zevkle izlediğim bir lig. Muhteşem dostluklar var bunun içerisinde. Bir de yarışmacı ekibin haricinde bir dostluk ekibi gibi görüyoruz biz bunu. Evet. Ve muhteşem takımlar var. Takımlar birbirine karşı çok toleranslı. İnanılmaz derecede toleranslılar. Yani aman sakatlık olmasın ama güzel bir lig geçirelim. Sonuçlara baktığımız zaman da işte Bağcılar Master'ların 4 puanı, Darix Küçükçekmece 4 puan, Polmex Dudullu Master'lar 4 puan, diğerleri 3 ve takımda puan almayan 3 tane takım var. Ama şu var, bu ligde her şey olabilir. Çünkü bütün maçlarını izledim ben şeyin. Mesela bir takım oynatmış oldu 60 dakika içerisinde çok pozisyonu yakalamasına rağmen atamadı. Fakat kendisi 2 veya 3 pozisyonda 70 oldu gollerle yenilen takımlar var. Onun için şu andaki liderle hiç puanı olmayan takım arasında 4 puan fark var. Yani 14 haftalık bir şeyde bunlar çok değişebilir. Şu da var. Bu işin temeli, Türkiye'de kuruluş temeli İstanbul. Evet. 49'un hayata geçti. Bu sene 4. sezonumuzu oynayacağız. Ki oynuyoruz da yani. Fakat Türkiye geneline yayılacak bu. Çünkü çok zevkle izlenen bir şey. Yani torununuz gelip size orada seyretme şansına sahip olan bir ligden bahsediyoruz. Evet, öyle bir şey. Çok renk katacağız inşallah. Öyle düşünüyoruz. Anadolu'dan takımlarımız da var. Türkiye Şampiyonası'nın haricinde bir tane artı 49'u Ocak ayı içerisinde Antalya'da bir turnuva düzenleyeceğiz. Hem Türkiye Şampiyonası'nın bir hazırlık provası olacak. Hem de bir çalıştay yapacağız orada. Bölge temsilcileriyle beraber, yönetim kuruluyla beraber toplantılar hayata geçireceğiz. Anadolu'dan demin Fatih'in de konuştuğu gibi katılacak takımlar var. Şu anda tespit edilen takım sayısı, Anadolu'dan gelecek takım sayısı 4 takım şu anda garanti edilmiş durumda. Ama biz onlu grup yapacağız. 5 ve 6. takım Anadolu'dan gelebilir. İstanbul'dan 4 veya 6 tane takımla katılıp, evet, an 26'sında kısmet olursa şölen içerisinde geçecek bir tane, evet, turnuvayı hayata geçirmiş olacağız. Ali abicim, o Bülent Yelkenci, rahmetli Bülent Yelkenci adına, evet, tabii ki, düzenlenecek bu turnuva. Evet. 26-30 Ocak arasında olacak. Kalan süre içerisinde program sonunda bunu konuşacağız. Zaten şu anda yönetmenim ekrana da yansıttı. Gelen birkaç tane daha mesaj var. Onları okumak istiyorum. İyi akşamlar. Bu akşam Artı 40 futbolunda hayat hikayesi yer alan Hasan Ozan Soy'un oğluyum. İzlerken videoyu alamadık. Videoyu yollama şansınız var mı? Kendisine videoyu iletiriz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Alpay Hocam, çok geçmiş olsun. Sizi tekrar aramızda görmek bizi çok mutlu etti. Ali Şahin Hocama da çok selamlar. Bu ailenin içinde sizlerle olmak çok güzel. Kenan Çalışkan, Gerze Veteranlar. Kenan Çalışkan'a da buradan selamlarımızı iletelim. Evet Ali abicim, artı 49 Bağcılar Master'lar lider şu anda. Evet. Narex Küçükçekmece Akademi sizin takımınız ikinci. Polmex Dudullu da üçüncü sırada, evet, devam ediyor. Değerlendirmelere devam edeceğiz. Yalnız bir Milli Karma Teknik Heyeti ile ilgili bir VTR'miz var. Yönetmenimden onu rica edelim. Onun üzerine konuşalım. Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu'nun Milli Karma'sında görev yapacak teknik heyet belli oldu. Buna göre Milli Karma'da görev alan isimler şöyle oluştu. Şerafettin Camcı, Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Başkan Yardımcısı Milli Karma Sorumlusu. Savaş Buyurman, Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Ligi Başkan Yardımcısı Milli Karma Sorumlusu. Güvenç Kurtar, Sportif Direktör,
Alpay Özer, teknik direktör. Murat Üçpınar, antrenör. Halil Şenay, yardımcı antrenör. Emre Alev, kaleci antrenörü. Süreyya Onay, kaleci antrenörü yardımcısı. Mustafa Bayar, kondisyoner. Musa Ertekin, fiziksel performans antrenörü. Talip Dönmez, milli karma koordinatörü ve Uluslararası Sportif Kurulu Başkanı. Orhan Yazıcı, Uluslararası Sportif Kurulu Başkan Yardımcısı. Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu olarak teknik ekibe yeni görevlerinde başarılar dileriz. Milli Karma'nın yeni teknik heyeti hayırlı uğurlu olsun. Bence de. Abicim. Şimdi gene çok tecrübeli isimler var. Pandemi nedeniyle biliyorsunuz uzun yıllar Milli Karma'nın maçları olmadı. Sadece uluslararası olmadı. Yani kendi içimizde, Türkiye'nin genel yerlerinde sosyal sorumluluk projelerimizde de Milli Karma'mızı kullanarak yapmıştık. Fakat uluslararası müsabakalar için gelen teklifler pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Ben sadece burada bir soru ben size sormak istiyorum. Buyurun. Milli Karma'nın teknik direktörü Sürüz. Evet. Size de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Ona da eminim çünkü çok da tecrübelisiniz bu konuda. Şimdi aday futbolcuların nasıl tespit ediyorsunuz, nasıl seçiyorsunuz veya bununla ilgili yetkili aslında sizin haricinde kimdir? Yani bu teknik heyetin haricinde takımlardan nasıl destek alıyorsunuz? Bu Milli Karma'yı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi izleme komitelerimiz var bölgelerde biliyorsunuz Ali abi. Bunlardan bilgileri alıyoruz ve oyuncuları seyrediyoruz. Tabii oyuncuları da sadece sportif başarılarına göre değil, disiplin şeylerine de çok dikkat ediyoruz. Yani bizim için orada o formayı temsil edecek futbolcunun Milli Karma'ya yakışan şekilde temsil etmesi lazım. Gerekli bilgileri bu izleyici kuruldan alıp biz de hem kendimiz seyrediyoruz hem de bu gerekli araştırmaları yaptıktan sonra Milli Karma'ya davet ediyoruz sporcuları. Yani şöyle özetleyelim. Milli Karma'nın seçilmesinde bir elek gibi elenerek size kadar geliyor. Siz onu en son kendiniz değerlendiriyorsunuz. Teknik heyet olarak yapıyorsunuz. Sonra ülkemizi temsil edebilecek bir kariyerdeki insanlarla beraber maçlara çıkmış oluyoruz. Tabii başımızda çok tecrübeli yöneticiler var. Şerafettin Camcı, UEFA Pro lisansı var. Savaş Buyurman var. O yeni geldi bu göreve. Şerafettin Camcı'nın haricinde bir de Güvenç Kurtar hocamız. Güvenç Kurtar hocamız tabii, o da sportif direktörümüz. Yani benim üstümde çok değerli isimler var. Şimdi telefon attığımızda başkan yardımcımız ve TMFL'de Milli Karma yöneticisi, sorumlu yöneticisi Sayın Savaş Buyurman var. Savaş Başkanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizde görev verildi. Sağ olsunlar. Bütün yönetime ben teşekkür ediyorum. İnşallah layıkıyla yaparız. Öncelikle ben geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Altı Hocam size. Çok çok teşekkür ederim Savaş Başkanım. Sağ olun. Ali Hocam'a da iyi akşamlar. Keyifli bir program oluyor. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Savaş Başkanım, şimdi Milli Karma biliyorsunuz sosyal sorumluluk projelerinden adında çokça söz ettiriyor adından. Evet. İki bebeğimiz şu anda tedavisine kavuştu. Sırada Zehra Eken bebeğimiz var. Onun da VTR'sini birazdan yayınlayacağız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Hocam, öncelikle ben bütün yönetimdekilere teşekkür ediyorum ama Kenan Başkan'ın ciddi anlamda bu işe çok duyarlı. Biz biliyorsunuz Alparslan Bebek'le başlamıştık ama henüz daha tedavileri bunların gerçekleşmedi aslında. Yani %100 olan rakamı tamamlandı. Hastanelerle çare halindeler. Para transferleri falan olacak. Ondan sonra inşallah tekrar sağlıklarına kavuşacaklar bu bebekler. İnşallah. Biliyorsunuz Alparslan Bebek'e hem Bartın'da hem de İzmir'de bir karşılaşma yapıldı Alparslan Bebek için. Ciddi anlamda yoğun ilgiler de vardı. Hatta ben şunu söylemeden geçemeyeceğim. Biz başkanımla bunu paylaştığımızda bütün grupları, bizim gruplarımız biliyorsunuz hatta gruplarında paylaşıldı. Dünyada birçok insan var ama ben Manisa'nın kalesi Süreyya abiye çok teşekkür ediyorum. Yani inanın çok büyük emekleri var. Alparslan Bebek'te, Duru Bebek'te. Ben sizin aracınızla buradan kendisine de çok teşekkür ediyorum Süreyya abiye.
Alfa'da bebek biliyorsunuz biz %24-25 dilimlerinde başladık biz Alparslan Bebek'e. Evet. Her akşam canlı yayınlar yapıldı. Gönülleri vardı. TMF'li ailesi de bu işe dahil olduktan sonra bu rakam tamamen %100'e ulaşıldı. Ondan sonra Duru Bebek. İşte Duru Bebek'te de biliyorsunuz rakamlar ciddi rakamlar aslında bunlar. Duru Bebek'teki rakam da tamamlandı. İnanın böyle çok bebeğimiz var. Yani elimizden geldiği kadar bize ulaşana elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istiyoruz. TMF'li yönetimine de teşekkür ediyorum. Biz Alparslan Bebek için saatler yaptırmıştık. Evet, yönetim evet. olarak. O saatlerden bizim elimize biraz arttı. Biz de artık Zehra Ekrem Bebek için bunları işte yarın kargoya verip kendilerine göndereceğiz. Aslında Zehra Bebek bizim tanışmamız şöyle oldu. Benim kızım biliyorsunuz Giresun'da okuyor. Evet, evet. Kızımın işte aracılığıyla ulaştılar. Bugün görüştük Gelin Hanım'la. %24'lerde 19 aylık bir bebek. 9 aydır kampanya sürüyor bu çocuğun, bebeğimizin. 10 aylıkken teşhis konuluyor. Ve %24'te yani insanlara göre bu çok düşük bir rakam ama inanın azmedersek, hep beraber çalışırsak ben inanıyorum ki bu bebeğimizle biz işte Amerika'ya göndeririz. Tedavisini olması için diye düşünüyorum. İnşallah Savaş Başkanım. Ali Başkanım söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii Savaş Başkanı Alparslan Bebek'te çok büyük emekleri var. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şimdi Zehra Eken için şunu söyleyeceğim. Kısa olsun diye fazla uzatmayalım çünkü onun veteresini evet. yayınlayacağız. Şimdi Alparslan Bebek'e başladığımız zaman bu kampanyaya %25'ti. Zehra kızımız için de %24. Arada çok büyük bir fark yok. Evet. Bizim insanlarımız bu konuda çok daha duyarlı. Bir de geçmiş olan tecrübelerimizden dolayı bu açığı fazlasıyla kapatacağımıza inanıyorum. Savaş Başkanım çok teşekkür ediyorum size gerçekten. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah bir umut oluruz. İnşallah. Çarşamba günü akşam biz de Instagram'dan canlı yayın yapacağız inşallah. Bu iş gönüllülük esaslı. Yurt dışındaki vatandaşlarımız inanın çok destek veriyorlar. Zehra Bebek için de inşallah bir umut oluruz. Savaş Başkanım yayınımıza bağlandığınız için bu güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar dileriz efendim. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim ben de. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar hocam. Çok sağ olun. Evet, Savaş Başkan, Savaş Buyurman Başkan Yardımcımız. Zehra Eken'den bahsetmişken Zehra Bebeğin VTR'sini yönetmenimden rica edelim. Sonra onun üzerine konuşacağız. Saygılı yayıncılık olarak bugün bir yardım çaresiyle sizin karşınızdayız. Yanımızda SMA tip 1 hastası Giresun Görüdili bebeğimiz Fatma Zehra ve ailesi var. Bebeğimize destek olmak için burada olan Milliyetçi Hareket Partisi Giresun İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal da bizlerle beraber. Ve 2 yaşına kadar da tedavi olması gerekiyor. Fatma Zehra kızımızın zamanı kalmadı ve her gün gerçekten kaslarını kaybediyor. Biz bunu her gün fark ediyoruz. Zamanımız kısıttı. Bizim istediğimiz Fatma Zehra'nın bir an önce tedavisine ulaşması. Çünkü Fatma Zehra 3 aylık bir bebeğin yaptığı hareketleri bile maalesef yapamıyor. Bu tedaviyi almak için de belli bir tutar var aslında. Bu tutar da 2.300.000 dolar. Bu tutarın şu anda %24'ü tamamlanmış durumda. Bizim kampanyamız 9 aydır sürüyor. Fatma Zehra 10 aylıkken teşhisi konuldu ve 9 aydır mücadele ediyor. Bebeğimizi kurtarabilmemiz için, yaşama tutundurabilmemiz için burada tek başına anne baba olarak biz yetemiyoruz. Çünkü bir hayli yüksek bir tutar ve yüksek maliyet. Bizlerin maddi manevi desteğe ihtiyacı var. Daha çok insanın az bağışına, sesimizi duyurmasına, Amerika Boston Çocuk Hastanemizin bize verdiği teklifin de süresinin dolması 2 ay kaldı. Fatma Zehra bu durumdan kaslarını kaybederek, yitirerek ve solunum sıkıntısı, güçlüğü çekerek bu durumdan zarar görüyor. Medikal cihazlar kullanıyoruz. Bu ayak bozuklukları, şekil bozuklukları için afolar kullanıyoruz Fatma Zehra'da. Ve skalyoz eğrilmemesi için de, omuriliği eğrilmemesi için de korse kullanıyoruz. O 1.5 kilogram alırsa Fatma Zehra ne yazık ki tedavisini alamayacak, göremeyecek. Bu 1.5 kiloyu almasın diye Fatma Zehra'yı besleyemiyoruz. Sadece sıvı mamayla beslenmek zorunda. Yani göz göre göre evladımızın yaşamı için, tedavisi için onu aç bırakmak zorundayız.
bir anne olarak hani anneler böyle evlatlarının peşinde biraz daha fazla iyisin diye kaşıkla dolanırlar. Maalesef ben evladım birazcık yese hemen önünden almak korkarak ve kendimiz beslenirken bile ona göstermemeye çalışıyoruz ki biz de görüp istemeyiz. Saygıdeğer iş adamlarımız olsun. Güzel yürekli insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ne olur kızıma destek olun. Kızım benim ilk çocuğum. Onu kaybetmek istemiyorum. Herkesten yardım talep ediyorum. Çünkü toplanması gereken meblağ bizim çalışarak elde edemeyeceğimiz bir meblağ. Onun için herkesten yardım talep ediyoruz. Fatma Zehra kızımızı bir an önce tedavisine kavuşturmak istiyorum. İnşallah sesimizi duyuracağız. Ertuğrul Bey, sizin de bu konuda ne kadar hassas olduğunuzu biliyoruz. İlişkide Fatma Zehra'da da siyasi kimliğimizden değil, bir Giresun evladı olarak, bir Giresun çocuğu olarak biz destek verdik. Bu kampanya Ertuğrul Gazi Konal'ın, Ahmet'in, Mehmet'in, hatta Tufan'ın, Canan'ın bile kampanyası değil. Öncelikle buna anlaşılması gerekiyor. Giresun Barosu, bütün avukatlar, hastaneler, hemşireler, doktorlar, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun bütün insanlar yardımcı oldu. Bütün sendikalar yardımcı oldu. Bütün belediyeler, belediye başkanlarımız yardımcı oldu. Bugün SM hastası Türkiye'de yaklaşık kampanyası olan İnşallah Zehra kızımız da tedavisine bir an önce kavuşur. Evet Ali abiciğim. Ya şimdi tabii ki bu beteri izlerken altta bir IBAN numarası var. Evet. Umuyorum. Yönetmenim şu anda da ekrana getiriyor evet. Zaten. Umuyorum ve de tahmin ediyorum ve de halkımızın, Türk halkının bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu bildiğim için söylüyorum. Bu IBAN numarasında miktar önemli değil. O çok çok önemli. Çünkü herkesin gücü farklı ama damlaya damlaya göl olur misaliyle. Devam edip bu kızımızı da inşallah en kısa zamanda tedavisi için önce halkımız, sonra Türkiye Masallar Veteranlar Futbol Ailesi'nin tamamı bu işe katılıyor. Futbolcularımıza kadar. Demin Marisa kalecisi Süreyya hocamız için Savaş Bey'in söylemiş olduğu cümleler çok çok önemliydi. Bakın evet. İçimizde nasıl insanlar var, ne kadar bu konuda faydalı oluyorlar. İnşallah bizim halkımız da burada kayıtsız kalmayacaktır eminim. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını canı gönülden istiyoruz. Yani bu söylediğim yönetim kurulu kararı alacak ama Giresun'da Zehra Bebek için bir organizasyon düşünülüyor. Gene Milli Karma aracılığıyla ilerleyen günlerde bu şekillenince bildirimini yaparız. Ayrıca Ali abicim, yani siz daha iyi biliyorsunuz, 11 TMF ile 11 kız çocuğuna burs veriyor ve geçenlerde de 34 tane öğrencimize kitap yardımında bulundu Sayın Başkan Kenan Gürsü aracılığıyla. Yani bu tür sosyal projelerde, etkinliklerde devam ediyor. Yani şunu övünerek söylüyorum. Hakikaten bu konuda hiç mütevazı olmayacağız federasyon olarak. Biz sadece, baştan da söylemiştim, sadece futbol oynatmıyoruz. Yani onun haricinde Türkiye'de çok önemli konulara gücümüz yettiği kadarıyla, hatta daha üstünü de yaparak yardım etmeye büyük bir gayret ediyoruz. Zaten sosyal sorumluluk projelerimize baktığımız zaman kamuoyu da bunu çok yakından biliyor. Yani 35'in üzerinde sosyal sorumluluk projesi hayata geçirmişiz. En güzel tarafı da hiçbiri yarım kalmamış. Tamamını bitirebilmişiz. Ne mutlu bize, bu yardımları yapabilecek kaynakları da tabii ki çevremizi kullanarak yapıyoruz. Fazlasıyla gayret gösteriyoruz. İş adamlarımıza, sanayicilerimize de buradan şükranlarımı iletiyorum. Onların çok büyük katkıları var. Kerem Başkanımız da bu tip şeyleri çok takip ediyor. Fazlasıyla önem veriyor ve çok duygusal bir yapısı var. Özellikle böyle çocuklara yardıma muhtaç olan, evet, hem sağlık hem ekonomik açısından konularda çok duygusal bir yapısı var. Ona da buradan sizin nezdinize çok teşekkür ediyorum. Tabii burada Sayın Kenan Gürsü aracılığıyla bütün takımlarımıza teşekkür ederim. Çünkü bu yardımlarda, bu şeylerde hepsinin katkısı var. Hepsinden Allah razı olsun diyelim. Evet Ali abicim, artı 49'u sonra saklayalım, uzun uzun konuşalım dedik. Şimdilik artı 49 Antalya Bülent Yelkenci turnuvası. Neler söylemek istersiniz? Şimdi, Antalya'da artı 49 takımlarını neler bekliyor? Şimdi demin söyledim, Anadolu'dan gelecek takımlar ve İstanbul'daki mevcut oynanan ligdeki takımlar katılacak, evet, bunlara.
yani en az şu anda öngörüm şu 10 takım. Bunun üstüne de çıkabilir. Eğer 10 takımın üstüne çıkarsa 2 grup halinde yapacağız. 26 Ocak'ta başlayacak, 30 Ocak'ta sona ermiş olacak. Ama Türkiye Şampiyonası'nın ayağı bu aslında. Yani sezon bittiği zaman Türkiye Şampiyonası'na nasıl artık 40 futbol takımlarımız bölgelerinde bu hakkı elde etmiş olanlar Türkiye Şampiyonası'na katılıyor. Aynı kategori içerisinde artık 49 da Anadolu'dan katılacak takımlarla beraber Türkiye Şampiyonası'na çok daha ciddi bir şekilde hazırlanıp gidecekler. Antalya'da yapmış olduğu sebeplerden bir tanesi şu, hem Türkiye Şampiyonası'nın bir de provasını yapabilmek. Çünkü 49'u ilk defa Türkiye Şampiyonası'na sokuyoruz. Bence çok da başarılı olacak. Takımlar için de şu, gerçekten bir şölen havası olacak. Bir de çok güzel dostluklar kurulabiliyor bu vesileyle. Ben öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki yıllarda Anadolu'dan çok daha fazla artık 49 takım çıkacak. Çünkü 40 takımlarında bazı kadrolar çok şişmiş oluyor. Belli bir yaştan sonra 40 ile işte 49 arasındaki hem fiziksel güç hem çeviklik hem hareket kabiliyeti yaş dolayısıyla çok daha kısıtlı oluyor. Dolayısıyla yani 51 kilodaki bir boksörü 90 kiloluk boksörle dövüştürmek gibi olmasın diye bu kategoriyi yapıyoruz. Bunu uluslararası platformda taşıyacağız. Bununla ilgili çalışmamız var. Mutlaka artı 49'da bir milli karması çıkacak önümüzdeki yıllarda. Evet, evet. Bununla ilgili teknik heyetin de oluşması için yönetim kurulumuz çalışıyor. Kısa zamanda onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Ama şu var, Antalya'ya gelenlerin tamamı bir şölen havası içerisinde güzel bir turnuva geçirecekler. Bunu buradan sözünü rahatlıkla verebilirim. Bu bir turnuva ama şampiyona ayrı olacak. Tabii. En az 10 takım şu anda katılıyor kesin olarak. Öngörümüz 10 takımın üstüne çıkarsa 2 grup yapmak. Evet. Ama 10 takım olursa tek grup olarak 26'sına başlayıp 30'una bitireceğiz. Ama sadece o olmayacak. Tabii orada bir yönetim kurulu toplantısı ve bölge temsilcileriyle bir çalıştayı da yapacağız. Takımlar sahada oynarken yönetim kurulu da orada önümüzdeki sezon için, Türkiye Şampiyonası için, önümüzdeki olacak Türkiye Şampiyonası için ve federasyonumuz için daha ne kadar faydalı olabiliriz diye yönetim kurulunu da orada toplayacak. Bölge temsilcilerimiz biliyorsun takımların oluşmasına çok büyük gayretler gösteriyorlar. Onlarla da bazı konuları istişare edeceğiz. Hem onların fikirlerini alacağız. Hem de yönetim kurulu bölge temsilcileriyle daha koordineli nasıl çalışabilir? Onların hesaplarını yapacağız. İnşallah çok verimli bir hem turnuva hem toplantı hem de Türkiye Masalı Veteranları Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki seneyle ilgili, geleceğiyle ilgili konuları daha fazlasıyla görüşme şansına sahip olacağız. Evet, yani bölge temsilcilerini de bilgilendirmek açısından tabii, çok önemli. Harika olacak. Yönetim kurulu önümüzdeki seneyle ilgili karar alacak. Artı 49'un dışında çok önemli organizasyonlar olacak. Bunlar Antalya'da. Gerekiyor. Şöyle evet. Gerekiyor. Biliyorsun bizim yönetim kurulunun tamamı İstanbul'dan oluşmuyor. Bölgelerimizde de yönetim kurulu, her bölgemizde hemen yönetim kurulu üyemiz var. Onlarla da daha fazla yüz yüze istişare etmek çok daha önemli. Biz diğer toplantılarımızı genelde online sistem üzerinden yapıyoruz zaten. Evet, haftalık evet. Olan toplantılarımız, olması gereken olağanüstü toplantılarımız ama yüz yüze konuşup bunu tartışabilmek, arkadaşların değişik fikirleri çıkabilir, onları ortak bir noktada buluşturabilmek bizim için çok önemli. Uzun zamandır düşünmüştük. Geçen sene de böyle bir şey düşünmüştük. Fakat pandemi nedeniyle bunu hayata geçiremedik. Çünkü öyle zamanlar oldu ki inşallah o günleri bir daha görmeyiz. Şehir arası seyahat yapmak bile bazı izinlere bağlıydı. Evet. O günkü şartlar öyleydi. Öyle olması da gerekiyordu. Ama bugün onlardan kısmen de olsa kurtulmuş olduk. Bunu Antalya'daki turnuvada hayata geçirip daha doğru kararlar verebilmek adına Türkiye Masalı Veteranlar Futbol Federasyonu bir adım daha ileri nasıl götürebiliriz? Bunların çalışmalarını yapacağız. İçimizde çok farklı fikirlere sahip olan insanlar da var. Biliyoruz. Ama bir arada konuşmak, tartışmak ve bunu hayata geçirmek bence çok daha önemli. İnşallah başarılı bir sezon için güzel bir imza atılır orada. Evet Ali abicim birkaç tane mesaj var. Yani çok artı 49'la ilgili değil ama bu çok gollü geçiyor maçlar. İşte 10-0'lık, 7-0'lık sonuçlar. Yenilen takımlar serzenişte bulunuyorlar. Yani bu skorları yani centilmenlikle ilgili bağdaştırıyorlar. Ama tabii şimdi bir de gol krallığı yarışması var. Tabii geçtiğimiz dönemlerde bu kadar şeyler, bu kadar gollü maçlar olmuyordu. Ama bu sene gol krallığının bu ön plana çıkması maçlarda artık farklı skorları getirmeye başladı.
Bununla ilgili bazı takımlarımızdan serzenişler var. Onu da size ileteyim. Ya, bilmiyorum bu konuda. Ben şöyle bakıyorum. Hani ekonomide de vardır bazı şeyler ama o ekonominin dayandığı kısımların içerisinde serbest politikalar, yani ticari politikalar ön plana çıkar. Bu rekabetin getirmiş olduğu bir şey ticarette de nasıl yansıyorsa bugün futbola da başka konulara da eğer bir rekabet varsa mutlaka yansıyacaktır. Bu kaçınılmaz. İnsanın doğasında olan bir şey bu. Fakat tabii ki centilmenliği ön planda tutmak da çok çok önemli ama mühim olan şu, yenmiş olduğunuz takımdan ne kadar fark edersiniz atın. Yine bu ailenin içerisindeki, kendi aileniz içerisindeki insanlar olarak bunu değerlendirip onları da hoşgörüyle uğurlamak bence çok daha güzeli. Evet. İşte geçen hafta Ünye'nin yapmış olduğu maçtaki o dostluğun bugün burada aktarılabilmesi ve anlatılabilmesi çok güzel. Duran veteranların memnuniyeti. Memnuniyeti. Yani, bence her şeyden önemli. Yani, evet, çok önemli. Hatta başka bir şey söyleyeyim. Mesela İstanbul Kırmızı Grup'ta bu hafta işte lider Avcılar'la Nadia Küçükçekmece oynadı. Bütün samimiyetimle söyleyeyim. İki takımın yöneticileri aynı kulübe içerisinde maç seyrettiler. El ele kol kala maç seyretmişsiniz. Tabii. Evet, onun da duyumunu aldık. Harika görüntüler olmuş orada. Bunlar olması gerekiyor. Keşke onların görüntüleri olsaydı, şurada yayınlasaydık. Ya şey önemli, yani tabii ki hepimiz kazanmak için takımlar sahaya çıkacaklar. Bu da en doğal hakları. Çünkü neticede gruptan şampiyon olmak, lider olarak çıkmak herkesin şeyi. Ama hiçbir zaman skor bu dostluğun önüne geçmemeli. Ona gayret etmemiz gerekiyor. Bakın sadece futbol oynatmıyoruz, bakın nelerle uğraşıyoruz ve uğraşmaktan da zevk aldığımız sosyal sorumluluk projelerimiz var. Burası kamuya yararlı bir dernek olma yolunda çok ciddi şekilde adımlar atıyor. Yani kamuya yararlı bir dernek haline dönüşüyoruz. Evet. Kısmet olursa kısa zamanda müracaatımızı yapacağız. Evet. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ali abicim, şimdi disiplin kurulu kararları alınıyor, kart cezaları bildiriliyor, puan durumu, gol krallığı. Yani bir sürü bilgilere www.tmfl.com.tr adresinde bulabilirsiniz. Yani bu siteyi kullanın. Bütün gerekli bütün bilgiler bu sitede var. Duyurular. Öyle değil mi Ali abi? Hepsi var. Yani goller, dakikalar, sonuçlar, haftanın maçları. Evet. Hepsi var. Ama şunu söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız çok geniş kapsamlı olduğu zaman sitemiz, ki çok geniş kapsamlı. Yani her şeye ulaşabileceğimiz şekilde olan bir sistemimiz var. Ama arkadaşların bazıları bunu herhalde bence kullanmakta güçlük çekiyorlar. Evet. Ben öyle tahmin ediyorum. Yoksa ilgisizler diyemeyeceğim. Yani evet, bu konuda biraz kullanmamızda fayda var. Ali abicim, güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Bu akşam da Artık 40 Futbol'un sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim. İyi akşamlar. Artık 40 Futbol'u sundu.